Kulağından al sesi yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında atçılık sohbeti yaptıkları program Farklı Analiz'den bir kez daha yaptılar. Ben Enver Arslan, İmparator Süleyman Aktı ve Atahan Zilcioğlu ile beraber çok özel bir konuğu bu akşam ağırlıyoruz canlı yayında. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Sayın Talip Öztürk bu akşam bizimle olacak. Her türlü sorunuzu, görüşünüzü, önerinizi ve eleştirinizi Sayın Başkan'a ileteceğiz. Bunun için de sosyal medyada Twitter kullanıcıları için Farklı Analiz etiketini yazarak canlı yayını interaktif hale getirebilmek mümkün. Hashtag Farklı Analiz yazarak bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Aynı zamanda e-posta adresimiz de analiz@tjk.org. Buradan da sorularınızı programımıza gönderebilirsiniz. Büyüklerimin müsaadesiyle önce konuğumuza bir hoş geldiniz diyelim Talip Bey. Hoş bulduk. Uzun süre sonra ilk defa buluşuyoruz Enver seninle. Onun için evet. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Süreci konuşacağız. Tabii ki. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. 10 Haziran'da yarışlarımız başlıyor. Yani çok mutluyuz. Yani bir yanımız eksikmiş, onu fark ettik. Detayları tabii ki ilerleyen dakikalarda sorularımızla Sayın Başkan'dan alacağız. Hemen stüdyoya büyüklerime döneyim her hafta olduğu gibi. Süleyman abi. Tabii şimdi bugün sabahleyin bizim yani bayramdan bir gün evvel Arife. Bizim Arife'mizdi. Çarşamba günde kısmetse yarışçılığımızın bayramı olacak. İnşallah bu bayramımız en iyi şekilde kazasız belasız tüm atçılara bol şanslar diliyorum. Atan abi. Valla tabii başkanı gördüğümüz için mutluyuz tabii. Zor bir süreç geçti. Hakikaten çok gerildik hepimiz. Hepimiz çok kastık. Biraz sonra başkana zaten soracağız o günleri. O çünkü bugüne kadar hiç konuşmadı. Çok sustu. Birçok şey yaşadı. Üzüldü, kırıldı. Belki çok yoruldu ama bugün inşallah biraz bize o günleri anlatacak yaşadıklarını. Tabii çok sevinçliyiz. Bugün deklare oldu. İstanbul yanılmıyorsam 127 at oldu başkanım. Elazığ 122 at oldu. Biri 10, biri 9 koşu, biri 10 koşu galiba değil mi Enver? Sen daha iyi biliyorsun. Evet. İstanbul 10, Elazığ 9 koşu. Evet, yani müthiş. Atçılar iştahlı, jokeyler öyle, antrenörler öyle. Tabii atların da koşamamadan kaynaklanan bir an önce bir yarış koşma telaşı var. Atçının da öyle bir telaşı var tabii. Yarış severler tabii biraz hem mutlu hem mutsuz çünkü onlar biraz uzaktan seyretmek zorunda kalacak. Ki atçılar için de bu geçerli. Biraz sonra onu soracağım zaten. Atçılar da çok isyanda yarış sever gibi. Hipodromlara gelemeyeceğiz, işte tribünlere çıkıp tezahürat yapamayacağız, kendi atımıza bağıramayacağız diye hep soruyorlar, ediyorlar. Güzel bir program olacak. Zaten Talip Başkan'ın olduğu yerde güzellikten başka bir şey olmaz. Eyvallah. Programdan önce de zaten güzel bir sohbet vardı. Çok, İnşallah evet. Onun devamı olacak. Araya çok yarışlar girecek ama yapacak bir şey ekmek parası Jockey Kulübü'nün. Burada en önemli şey yarışların bir an önce başlamasıydı. Evet. Yarışlarımız başlasın. Araya ne girerse girsin artık yani. Onu idare edeceğiz. Dolayısıyla 10 dakikalık en azından başlangıçlarda 10'ar dakikalık aralarla yurt dışı yarışlara gideceğiz. Şimdiden affınıza sığınalım. O zaman süreci... Var mı vaktimiz yarışlarına? Var. Yarışa yaklaşık başkanım şöyle başlayalım. Başlayalım ilk soruyla. Tabii ki ciddi bir hastalık. Bütün Türkiye, bütün dünyanın çok etkilendiği bir hastalık. At yarışları da bundan. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de payını aldı. Tabii bizim biraz daha farklı durumumuz var. Biz bir İngiltere, Almanya gibi, Fransa gibi değiliz. Yani neticede Türk atçılığı kendi kaynaklarıyla yaşamaya çalışan bir sektör. Biliyorum sen de çok zorlu bir dönem geçirdin. Bütün yük omuzundaydı. Atçıları başkanısın. Bir tarafta Jockey Kulüp Başkanı, bir tarafta dernek başkanları ki hem Şevket Başkan hem Recep Başkan için de aynı şeyler geçerli ama sen tabii büyük derneğin büyük başkanı, daha büyük sorumlulukların vardı. Çok fazla konuşmadın, hatta hiç konuşmadın ama ben biliyorum o ofisini böyle ciddi bir kriz merkezi haline getirdin. Çok da büyük çabaların oldu. Biraz bize ilk andan itibaren yaşadıklarını biraz anlatmanı istiyoruz. Hani stratejin neydi ilk başta itibaren dernek olarak? Hangi aşamalardan geçtik ve bu 10 Haziran'a anonsuna kadar nasıl bir süre geçti diye öyle başlayalım bir genel konuşmadan. Araya detaylara girer çıkarız yine. Öncelikle kaybettiğimiz bu Covid virüs sürecinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Kalan ailelerine başsağlığı, tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum. Bu sadece Türkiye'yi kapsayan değil, dünyayı kapsayan bir virüstü. Dolayısıyla o günün şartlarında daha önce sorduklarında şöyle anlatmıştık. Yarışların iptal edilmesi hani gerekir miydi diye. Tabii ki o günün şartlarında doğruydu. Ama
O süre içerisinde yarışlar iptal edildiğinde ne yapabiliriz? Hani ne gibi önlemler alınır yarışlar başlar diye kulüple dayanışmalı bir şekilde çok ciddi mücadeleler verildi. Ama tabii bir belirsizlik vardı. Ne olacağı belli değil. Hani Türkiye'de can kaybı sayısı gittikçe yükseliyor. İşte ne zaman hani bunun geri dönüşü olur falan. Bunun üzerine bayağı bir yoğunlaşıldı. Tabii ki süre çok uzadı. Bence daha önce yarışlar başlayabilirdi. Yani bu çünkü jockey kulübü, dernekler, atçılık camiası zaten bunun önlemlerini fark edip daha önce de almıştı. Başkan da o gün anlattı, başkan da dediği gibi. Burada eksik olan sadece jockeylerin sahaya gelmesi diyeceğim. Onların da çoğu gelip at çalıştırıyordu. Sadece atların koşmasıydı bu süre içerisinde. Bunları daha iyi kendimizi ifade ettik, aslında anlattık. Ama bu sürecin bu kadar uzamasından tüm camiamız çok büyük sıkıntılar yaşadı. Çok zor durumda kalan insanlar, çok maddi kayıp olan insanlar, manevi kayıp olan insanlar. Şöyle bir bakıyorum, şimdi çarşamba gün yarışlar başlayacak. Heyecanlanıyorum yani. Bir tarafımız eksik kalmış gerçekten. Yani başladığı zaman belki daha iyi göreceğiz hep beraber. Bir tarafımızın eksik kaldığını gördük. Bununla ilgili tabii ki bir mücadele verildi. Bunun bakanlık tarafı, bilim kurulu tarafı, işte Sağlık Bakanlığı. Çünkü daha önce bir varlık fonu olayı, bakanlık olayı süreci vardı. Bir türlü atçılık bir rahata kavuşamadı açıkçası yani. Ama bu süreç içerisinde kimdi muhatabımız? Bakanlıktı. Bakanlıkla iletişim içerisine geçtik. Daha çok YKK'yla bu konuda ne zaman başladınız daha temaslarda. Başkanım yani... Salgın oldu, yarışlar durdu. Bir süre tabii ki beklendi. Hemen ertesi gün mü? Şimdi yarışlar iptal edildiğini öğrendiğimizde aslında burada şöyle bir şey de var. Yani bunda bir kırgınlığımız var. Şöyle bir kırgınlığımız var. Ben hem camiamız adına hem de kendim bir atçı olarak söyleyeyim. Dernek başkanı olarak değil. Ama baktığımız zaman jockey kulübü, işte derneklerin başkanları, bakanlıksa bizim bağlantımız bu işin camianın sorumlusu. Hani isterdik ki yarışlar iptal edileceğinde bir istişare yapılmasını beklerdik. Burada böyle bir istişare olmadan yarışların bir anda iptal edildiğini öğrendik. Yani bu bizde bir kırgınlık yarattı mı? Yarattı. Bende açıkçası yarattı. Dolayısıyla da şimdi bakıyorum daha sonrası için de aynı bir süreç, aynı bir mücadele içerisinde. Karşımızda yarışçılığın hani diyorlar ya yarışçılık sahipsiz mi? Bu dönemde açıkçası benim görüşüm yarışçılık biraz sahipsiz kaldı. YKK'da bizimle ilgilenen, ben özellikle Mustafa Aksu'ya çok teşekkür ederim. Murat Kayyum'a teşekkür ederim. Evet, Sayın Genel Bakan Yardımcımıza teşekkür ederim. Çünkü çok hakikaten biz ne kadar bunaltılıyorsak onları da o kadar bunalttık ve bizimle birlikte bir mücadele verdiler. Ama şöyle bir dönüyoruz bakıyoruz, Sayın Bakanımızdan randevu istedik. Bir randevu bile alamadık. Ya bir camiaya bir bak, kaç kişi burada iş istihdamı var. Yani ne kadar kişi buradan ekmek yiyor. Yani biz bu kadar mı en arka plana atılmışız diye kırgınlıklarımız var tabii ki. Ama dediğim gibi YKK'da bizimle birlikte mücadele eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ben. Şimdi tabii o kırgınlıklar vardı ama netice itibariyle de siz onlara kırılıp hiçbir şey yapmamazlık da etmediniz. Bir kere çok iyi biliyorum. Bir kere diğer derneklerle beraber hem Recep Başkan'ın derneği hem Şevket Başkan'ın derneği beraber bir kere bir birlik oldunuz. Bir beraber hareket ettiniz. Ve kulüple de çok güzel iletişimler kurdunuz ki ilk biz sizin camiaya karşı seslenici o ortak deklarasyon. Hem kulübün hem derneklerin artık bıçak kemiğe dayandı dediğiniz o süreçte gördük. Ama sanıyorum ondan önce de hep bir koordinasyon zaten içindeydiniz. Zaten hemen ikinci gün. Biz bir araya geldik, toplandık. Kendi yönetim kurulu arkadaşlarımızla da konuştuk. Bir deklarasyon yayınladık. Yani yarışların devam etmesiyle etmemesi arasında hiçbir fark olmadığını ama yarışların iptal edilme kararının doğru olduğunu. Çünkü yani o aşamada yarışların iptal edilme kararının doğru olduğunu biz hem Recep Başkan hem de Şevket Başkan birlikte ortak bir deklarasyon yayınladık. Zaten bu süreçte üç dernek birbirimizden hiç ayrılmadık. Sağ olsun Şevket Bey belli bir yerde bizden koptu, ayrıldı ama ben Recep Başkan'a burada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birlikten bir güç doğar. Biz ayrıca bir şeyle herhangi birine karşı savaşmıyoruz. Biz kendimizi anlatmaya, en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyoruz.
Yani buradaki yarışların yapılmasıyla yapılmaması arasında hiçbir fark olmadığını, her seferinde insanların ya bakın işte bunu çok iyi anlatın, bizim futbolla bir farkımız var. Yani kardeşim tamam anlattık insanlara bunu. Yani anlamıyorlarsa ona ben bir şey diyemem. Ama bunu bizden daha iyi kimse anlatamaz. At yarışı başka bir şeydir, futbol başka bir şeydir. Ha orada başka şeyler vardır. Çok onları dile getirmek istemiyorum açıkçası. Onu bilemem. Yani orada farklı bir durumlar var. Atçılığın ve camianın bir hakkı yendiyse onu Allah'la onların arasında diyorum. Ama var mıdır? Bir şey diyemiyorum. Ama dediğim gibi biz bununla ilgili ikinci gün bu deklarasyonunu yayınladık ve bazı görüşmelerimize başladık. Ben belli bir süre sonra kendimce, bu benim kendi fikrim, şöyle bir şey gördüm. Futbol başlamadan at yarışlarının başlamayacağına o günden sonra inandım. Ve neticede de öyle oldu. Herkes burada bir mücadele etti. Herkes bir mücadele etti burada. Ama bugün kalkıp ortada bizimle birlikte mücadele eden bazı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yani yarışların başlamasıyla ilgili başlatıldı ya işte çok iyi oldu. Kime teşekkür etsek acaba diye aradığım zaman birini de bulamıyorum. Kimse de kusura bakmasın. Yani bizim bir tarım bakanımız var. Bizim yarışlarımız ona bağlı. Demin de dediğim gibi. Yani bizi alıp hani biz insanlar nasıl bize sallıyor ya. Diyorlar ya hiçbir şey yapmıyorlar kardeşim oturuyorlar. Ya oturmuyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama şimdi çıkıp insanları kandırmanın da bir anlamı yok. Somut bir şeyler olması lazım anlatabileceğimiz. Hani oradan bir şey alamıyoruz ki. Getirip burada anlatalım. Hani atçıyı da rahatlatalım. Dolayısıyla çok zor bir süreç geçirdik. Atçı ve camia çok zor bir süreç geçirdi ve böyle şeyler insanları da birbirleriyle çok farklı pozisyonlara da koydu. Bu sefer insanlar düştü. Herkes başka şeylerin peşine. Ya ben diğerine ulaşayım, öbürü başka bir yere ulaşsın falan. Karman çorman neredeyse birbirine girecek her şey. Yarışların durdurulma sebepleri konusunda herkes farklı bir şey söylemeye yani başladı. Yani bu işlerde çok fazla bir şeyler de aramamak da lazım. Neticede atçılığı ve camiayı devletin Tarım Bakanlığı'na bağlı olabilir ama yöneten bir kulüp var. Farklı bir tarafında dernekler var. Yani birilerine bir görev verildiyse onlara bırakılmak zorundadır bence. Zamanı geldiği zaman bunların seçim zamanı, bunları sevmeyen, istemeyen, bunlardan rahatsız olan insanlar gelir, buyururlar. Kendileri kazanırlar, geçerler. Daha iyi olduğunu düşünmüyorlarsa daha iyi yönetirler. Var mı vaktimiz? Var. Bir, iki dakikamız daha var abi. O zaman şey yapalım başkanım. Şimdi bakanlıkla randevu alınamaması sonrası tabii ki boş durulmadı. Yani tabii nasıl ki daha yukarıya bu konu anlatılabilir veya daha farklı mecralarda bu konu dile getirir. Sizin orada tabii bilmiyorum ne kadar detaya girersiniz ama hani başka türlü çalışmalarınız da oldu. Yani farklı adreslerde. Şahsi ilişkilerini yani kullanıyor. Hem öyle hem ya ne demek, başkanla ne beraber. Demek, ne demek istediğini anlıyorum. Şöyle bir hayır, şey. Bunları şöyle. Şimdi ben de tabii sosyal medyada sürekli biz bu konuları mahsustan sürekli dile getirdik. Sosyal medyanın önemli olduğuna inanıyorum. Ha tabii ki. İyi kullanıldığı kadar kötü de kullanılıyor. Onlar ayrı bir şey. İnsanlar tabii stres yüklendi. Bir sürekli bir beklenti içerisinde bir sahipsizlik konusu atçıda ve yarışseverde de çok oluştu. Çok haklı onlara da bir şey diyemiyorum. Ben de aynı şekilde isyan ettiğim şeyler oldu. İktidara demeyelim, hani bakanlığımıza karşı diyelim. Çünkü hep böyle iyi bir şey bekliyorduk. Bir dokunuş bekliyorduk, bir temas bekliyorduk. Ama sonrası anladığım kadarıyla siz bu işin yakasını bırakmadınız. Evet. Serdal Başkan'la beraber. O bölümü de bilmiyorum ne kadar girersiniz ama bir parça girmekte fayda var mıdır? Orada da çünkü bize el uzatan insanlar oldu diye tabii, biliyorum. Tabii. Değil mi? Şimdi biz baktık yani ki Cumhurbaşkanımızın 10 Haziran demesinin arkasındaki süreç biraz da. Buna bahsettim. Yarışlardan sonra yarışlardan galiba sonra bağlanacak. Atlar start gerisine girmiş. Ben o sürecin önüne de bir soru ekleyerek aslında dönüşte verelim istiyorum. Çünkü Sayın Başkan'ın anlattığı bölüme gelirken bir de arada bir bakanlığın da atçıya bir ikinci bir aşama olarak diyebileceğimiz bir yardım meselesi vardı. Zaten. Hani onu da araya katarak oradan gelelim. Yani önce bakanlığın bir hamlesini gördük aslında atçıya destek olarak. Ondan sonra öyle başlayıp ondan sonra da Atar abinin sorusuyla beraber ikinci aşamada Türkiye Jockey Kulübü ile birlikte dernek neler yaptı onu da konuşalım. Tabii. Yurt dışında Laurel Park'a gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam ediyoruz Sayın Başkan'la.
Değerli yarışseverler, Norwood Park'ta Altılı Gaye'nin başlangıcını oluşturan Maiden mücadele için Üç Veda Kriyaşlı İngiliz atları yerini almaya sürdürüyor. Bir numaralı Flash Arino, iki numaralı Super Houdini, beşinci bölümün sahibi Silent Malice, altıncı kulvardan çıkış yapacak olan altı numaralı Successful Cure kulvarlarında hazır. Şimdi üç numaralı Market Mover, üçüncü bölmede yerini aldı. Jubalicist, 4 numaralı Safkan, 7 numaralı San Marco ve 8 numaralı Welling biraz daha gerideler. Şimdi ön kapaklar da açıldı. 3 numaralı Market Mover'ın kulvarındaki yerini daha rahat alabilmesi için altılı Gayen heyecanı 7 koşulu programda birazdan start alacak olan Maiden mücadeleyle birgede başlıyor. Üç veda yukarı yaşlı 8 İngiliz atı 1600 metre mesafede kum pistte bir araya geldi. Bunlardan şimdi 3 numaralı Market Mover. 92 günlük bir aradan sonra bu yılki 5. koşusu için kulvarına çok yakın. Şimdi ön kapaklar da kapatıldı ve Market Mover kulvarındaki yerini aldı. 7 numaralı San Marco ve 8 numaralı Welling ve 4 numaralı Jubalicist. Şimdi Jubalicist box'a yaklaştırılıyor. Sekiz numaralı Welling daha geride. Jubalicist kulvarındaki yerini aldı. Sekiz numaralı Welling sekizinci ve son at olarak kulvarında hazır. İkinci koşu başlamak üzere start verildi ve mücadeleyle birlikte altılı Gayen heyecanı da başlamış oldu. Çıkıştan sonra 5 numaralı Silent Malice rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisine düştü. İç kuvardan 4 numaralı Jubalicist geldi. Liderliği aldı. Dış kuvardan 8 numaralı Welling ikinciliğe sokulmaya çalışıyor. Hemen içinde ortada 7 numaralı San Marco var. Bu ikinin 1.5 boy kadar gerisinde 4.lükte kaldı. 6 numaralı Successful Cure onların yaklaşık 5-6 boy kadar gerisinde 3 numaralı Market Mover. Market Mover 2.5 boy kadar gerisinde dışarıda 5 numaralı Silent Malice. Onda 2 boy kadar gerisinde son sırada 2 numaralı Super Hidden şeklinde Safkanlar son 800'ü geçmek üzere. İç kuvarda Jubalicist koşunun liderliği yapmayı sürdürüyor. Hemen dışında ortada 7 numaralı San Marco var. Dışlarından şimdi 8 numaralı Welling viraja doğru gidiyorken ikincine sokuldu. İç kuvardaki rakibi 4 numaralı Jubalicist olan farkı yarım boya kadar düşürdü. Bu 2'nin 2.5 boy kadar gerisinde 3'lükte kaldı. 7 numaralı San Marco hemen dışından 3 numaralı Market Mover kendini önler atmaya çalışıyor. Düzeye doğru yaklaşıyoruz. Dışarıdan yüklenen 8 numaralı Welling iç kuvardaki rakibiyle fark etmeyi başardı. Bu ikilinin liderlik mücadelesini 3'lüğe sokulan 3 numaralı Market Mover takip ediyor. 4'lükte kaldı. 7 numaralı San Marco 4-5 boy kadar geride 5'lükte 6 numaralı Successful Cure sırasıyla 2. koşuda düzlüğe yaklaşıyor. Pistin ortasından yüklenen 8 numaralı Welling hemen dışına çıkan 3 numaralı Market Mover ve bariyer dibindeki 4 numaralı Jubalicist arasındaki liderlik mücadelesine şimdi en dış kuvardan yüklenen 3 numaralı Market Mover iç kuvardaki 2 rakibine hakim olduk. Yüz geçtikten sonra koşun artık yeni lideri. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İç kuvardan 8 numaralı Welling tekrar tazelemeye çalışıyor ancak pisti ortalayan 3 numaralı Market Mover koşunun lideri. İçeriden 8 numaralı Welling tekrar tazelemeye çalışıyor ancak son yüz geçirirken halen 3 numaralı Market Mover lider rakibine izin vermiyor. Fark yine 1.5 boy kadar. İçeriden 8 numaralı Welling gelse de 3 numaralı Market Mover rakibine direniyor ve koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Welling koşudan ikinci olarak ayrıldı. Altılı Gayen'in başlangıç ayağını 3 numaralı Market Mover kazandı. Yedinci koşu birazdan başlayacak. Linkfield Park'ta atlarda kulvarlarına girmeyi sürdürüyor. On numaralı Zuba Starting Box'a yakın. Tekrar yerini almak üzere 10 numaralı Zuba. Hipodrom kaldığı yerden devam ediyor. Fanatik 4 nala geliyor. Hipodromla at yarışlarının nabzını tutuyor. Fanatik Hipodrom her gün 16 sayfa. Kulvarına girmek üzere
2 numaralı Desert Caravan da yerini aldı. Şimdi 6 numaralı Archimento yerini alıyor. 5 numaralı Blowing Dixie yerini aldı. Start verildi ve Linkfield Park'ta 7. koşu başladı. Öndeki liderlik mücadelesinde 3 numaralı Toro Chica koşudaki liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. 11 numaralı Mordred ikinciliğe girerken yarım boy kadar geride. Dışarıda 4 numaralı Sneaky Peak var. Bu üçlünün 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda. 10 numaralı Zuba hemen dışlarında. 5 numaralı Blowing Dixie onların 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda. 2 numaralı Desert Caravan sırasıyla 2000 metre start yeri geçildi. Koşunun lideri şimdi orta kulvardaki 10 numaralı 4 numaralı Sneaky Peak. Yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Toro Chica var. Hemen dışlarında 10 numaralı Zuba 1,5 boy geride orta kulvarda 11 numaralı Mordred dışında. 5.likte 5 numaralı Blowing Dixie onun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Novink hemen dışında. 2 numaralı Desert Caravan daha sonra 8 numaralı Sashenka sırasıyla 1200 metre start yerine doğru geliniyor. Koşun lideri içerideki 4 numaralı Sneaky Peak 1,5 boy geride 10 numaralı Zuba orta kulvarda ikincilikte. 1 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Toro Chica onları üçüncülükte takip ederken daha sonra orta kulvarda 11 numaralı Mordred. 1 boy geride dış kulvarda 5 numaralı Blowing Dixie onun 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Desert Caravan daha sonra içeride 6 numaralı Archimento 1 boy kadar gerilerinde 1 numaralı Landu sırasıyla son 1000 metreye giriliyor. 4 numaralı Sneaky Peak yine önde. Orta kulvardaki 10 numaralı Zuba farkı biraz daha azalttı. 1 boy gerilerinde 3.lükte iç kulvarda 3 numaralı Toro Chica var. Hemen dışında 11 numaralı Mordred. Onun dışında 5 numaralı Blowing Dixie 1 boy kadar geride içeride. 9 numaralı Novink yarım boy gerisinde. Orta kulvarda 2 numaralı Desert Caravan dışında. 8 numaralı Sashenka daha sonra 1 numaralı Landu ve 6 numaralı Archimento sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. Koşun lideri şimdi orta kulvarda tempoyu artıran 10 numaralı Zuba içerideki 4 numaralı Sneaky Peak mücadeleyi bırakmadı. Dışlarında 3.lüğe 5 numaralı Blowing Dixie geldi. Daha sonra iç kulvarda 9 numaralı Novink onun bir boy gerisinde orta kulvarda 11 numaralı Mordred onların dışında da 8 numaralı Sashenka sırasıyla son 400 metreye giriliyor. İç kulvardaki 10 numaralı Zuba farkı 1 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 11 numaralı Mordred dışlarından 5 numaralı Blowing Dixie iç kulvardan da 4 numaralı Sneaky Peak atak yapıyorlar. Fark 2 boya kadar çıkmıştı dışarıdan. 11 numaralı Mordred geldi içerideki 10 numaralı Zuba'yı yakaladı. 2 safkanın mücadelesini dışarıdan gelen 11 numaralı Mordred liderliği alıyor. Farkı da 1 boya kadar çıkartarak koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Zuba ikinci, 1 numaralı Landi üçüncü, 2 numaralı Desert Caravan koşuyu dördüncü olarak tamamlarken 8 numaralı Sashenka da koşunun beşincisi oldu. 11 numaralı Mordred yedinci koşuyu kazandı Linkfield Park'ta. Önce Laurel Park'taydık. Altılı Gaye'ni başlattık. Gayri resmi olarak 3 numaralı safkan kazandı. Hemen arkasına da İngiltere'ye gittik. Linkfield Park'ta da 11 numaralı safkanın sürpriz galibiyetiyle yola devam ediyoruz. 7. koşuda gayri resmi galip 11 numaralı safkandı. Önce Atahan abinin sorusu soruldu. Oradan devam edelim. Sonra da destek paketine geçelim. Şey soruyoruz başkanım. Yani bu 10 Haziran Cumhurbaşkanımızın 10 Haziran'ı anons etmesinden önceki o evet, şimdi orada farklı kademelerle yapılan görüşmeler ve oradaki şimdi mesela. İlk başta biz bu Sayın Bakanımızla randevu istediğimizde YKK ile yaptığımız görüşmelerde baktık ki orada bir şey bulamıyoruz kendimize. Tabii ki mecbur bu sefer atçı ve camia içinden bir atçı olarak hem bulunduğumuz konumu temsil eden birisi olarak tabii ki biz de kendimizce arayışlara başladık. Bununla ilgili Jockey Kulübü'nün de Sağlık Bakanlığı'na çok güzel yapmış olduğu bir sunmuş olduğu bir rapor vardı, bir sunum vardı. Bu da herhalde Türkiye'de ilkti yani benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla işte Sağlık Bakanlığı'na, dolayısıyla Bilim Kurulu'na, ben Sayın Cumhurbaşkanımıza varana kadar bazı yazılar yazdık. Hem camiamızın mağduriyetiyle anlamıyla hem de karşımızda bu işle ilgili muhatap bulamadığımızla alakalı yazdık, yolladık. Ve buralarla çok iyi, çok güzel görüşmelerimiz, temaslarımız oldu ama tabii ki şimdi biz ilk etapta bakanlıkta bazı şeyleri aradığımız için, muhatabımız onlar olduğu için ben nereden bileyim yani Tarım Bakanımızın bizi yok sayacağını, atçılığı sahipsiz bırakacağını açıkçası düşünmemiştik. Yani hiçbir şey yapamasa bile bizi muhatap almalıydı. Bu camiayı muhatap almak zorunda. Buranın bakanıysanız burayı muhatap alacaksınız. Öyle bir şey yok. Güzel bir soru geldi. Yani Sayın Başkan, Serdal Başkan burada olduğunda işte ben de kendisi aynı soruyu sormuştum. Dedim ki Sayın Başkanım yani bu durdurma kararını televizyondan duymak bizi üzdü. Evet. Biz kırıldık.
Kendisi o süreçte iletişimi olduğunu ve o bilgiye kendilerinin sahip olduğunu söylemişti ama şimdi öğreniyorum ki sizde tamam, mesela... Tamam, orada bir kopukluk var o zaman demek ki, olabilir. Jockey kulübüyle ilgili bu diyaloğa girmiş olabilirler ama zaten onlar birbiriyle istişare çalışan iki şey yani. Onun için biz dernek olarak atçıyı temsil ediyoruz. Bu derneğin 5000'e yakın üyesi olabilir ama tüm camiayı ve atçıyı temsil eden bir dernek bu dernek. Ve diğer derneklerimiz de var. Ne oluyor? Biz ne oluyoruz o zaman yani burada? Hani hayır, yani biz ne olacağız yani burada? Atçıya ne cevap vereceğiz? Sürekli soruyor insanlar. Hem sosyal medyadan soruyorlar, hem telefonumu kapatmak zorunda kalıyorum. Ben ne cevap vereceğim burada? Dernek temsil ediyorsak, ha biz Jockey Kulübü'yle belli bir şeyden sonra birleştik, birlikte hareket ettik. Doğrudur. Yani öyle olması gerekiyordu. Hangi camiada olursa olsun, ki özellikle bizim camiamızda birliğin ve beraberliğin en başından beri söylüyorum çok önemi var. Dolayısıyla birlikte hareket ettik. Ama biz orada, ben dernek olarak, dernek başkanı olarak ve kendi yönetim kurulu adıma ve diğer dernekler adına konuşuyorum. Biz muhatap alınmadığımız zaman, biz bu sefer bilim kuruluydu. Demin dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza varana kadar rapor yazdık, yolladık. Bundan rahatsızlık duyan insanlar olmuştur. Kimse de kusura bakmasın. Yani biz gidip orada kendi şahsımıza kimseden bir şey istemedik. Yani biraz önce konuşurken de söyledim, anlatayım. İşte dışarıda insanların konuştuğu şu. Ya işte başkası olsa gider Tarım Bakanlığı'nın önünde yatar. Niye kardeşim, benim evim yok mu? Yani ben bir girişimde bulunmam gerekiyorsa, bana güvenip beni seçip oraya koyduysanız, ben zaten bunun gereğini yapıyorum. Bununla bu şekilde ilgileniyorum. Ama ben hiçbir şey alamadığım bir şeyi getirip neyi anlatabilirim burada? Oradaki sıkıntı şuydu başkanım. Hani sizin o ulaşamamış, şimdi zaten onu teyit ettiniz. Hani ulaşamama, bir kopukluk olduğunu, evet. Sayın Bakanım. Hani o ilişkiyi sağlamak için acaba Ankara'ya gitmek, Ankara'da vakit geçirmek bir alternatif miydi? Bence değildi. Yani o, ha yani. Yani bence değildi. O da var, onun gibi bir sürü şeyler var. Telefonun elinde sanki burada bir karışıklık, bir karmaşa olsun diye bekleyen insanlar var gibi de bir algı da oluştu yani. Birisi çıkıyor, işte almış eline telefonu, oturmuş. Oradan diyor işte hükümetten korkuyor, hiçbir şey yapmıyor, bir cevap veremiyor. Ne cevap vermem gerekiyor? Yani dünyayı kapsayan bir sağlıkla alakalı bir sorun var ortada. Ne yapacağım ben? Kavga mı çıkartayım? Camiamızı daha mı zor durumda bırakayım? Birisi diyor ki hiçbir şey yapamasa gürültü çıkar. Bu işler çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Bu işler çocuk oyuncağı değil. İnsanlarla bireysel ilişkilerimiz, diyaloglarımız var. Bununla alakalı, hani buranın dernek başkanı olarak değil de kendi şahsı adıma da gerekli, görüşmem gereken kişilerle görüşmeleri en iyi şekilde yaptım. En iyi mücadeleleri arkadaşlarımızla beraber, derneklerle beraber verdik. Elimizden gelen buydu. Daha iyisini yapabilecek arkadaşlar varsa biraz önce söylediğim gibi buyursun, gelsin, yapsınlar. O süreçte başkanım, o hani işte Sayın Bakan'a ettiğiniz sistemli süreçte. Peki o süreçte mesela çıkıp bunları, ben işte bu sürecin sonunu beklemeden çıkıp en azından üyelerime, camiama anlatayım konusu hiç aklınızdan geçti mi? Geçti, doğrudur. Ama bekledik çünkü şöyle de bir şey var. Camiadaki büyüklerimizle de, açılarımızla da, buradaki insanlarla da konuşuyoruz. Açılığımıza ve camiamıza belki daha zarar verebileceğimizi düşündüğümüz için hep sabrettik ve bekledik. Ama insanların belli bir yerden sonra sabrı taştı. Çünkü insanlar artık, açlık çok değişik bir sevda ya. Yani çoluğunun çocuğunun rızkını adam getiriyor buraya yatırıyor. Yani istese de veriyor, istemese de veriyor. Bir kere girmiş bu işin içerisine. Dolayısıyla bunları da düşünmek lazım. Bu insanları da düşünmek lazım. Yani bunu düşünsek ne olur, düşünmesek ne olur? Zaten çıkıp ne açıklayacağız? Yani o gün şartlarında çıktık, bunları konuştuk. Çıktı Sayın Cumhurbaşkanımız o gün çıkıp açıklamayı yapmasaydı 10 Haziran'da diye, yarışları 10 Haziran'da başlatabilir miydik acaba? Onu da düşünmek lazım. Şimdi karşınızda size sahip çıkmayan, sizi muhatap almayan Sayın Bakan var ortada. O zaman sizi muhatap alacak mıydı? Size bir tarih verecek miydi? 10 Haziran'da bu yarışlar başlayacak mıydı gerçekten? Bence ben şüpheliyim yani. Biz dedik ki hani biz ortalığı karıştırıcı, yıkıcı, kırıcı, dökücü olmayalım. Yapıcı olalım. Biz zaten bir mücadele veriyoruz. Hani gerektiği zaman gerekenleri açıklarız.
Yani ne duyacak ki? Atçıya çıktım ben, bunları o gün anlattım. Bana birisi dedi ki ya kardeşim biz mahvolduk. Kalmadı yani, verecek bir şey kalmadı. Sen bize ne anlatıyorsun dese ne cevap vereceğiz? Yani orada tabii şu olurdu. Yani okları öbür tarafa çevirme noktası olurdu. Hani sen o kadar şeyi göstermek zorunda kalmazdın. Açıkçası şöyle. Ama sen orada tabii daha genel bir. Açıkçası şöyle bir şey. Ben düz bir adamım. Dolanmayı, arkadan kıvırmayı bilmem, anlamam. Hiç de sevmem. Ben bugün söyleyeceklerimi söylüyorum. O gün de söylemem gerekenleri açıklamalar yaptık. Deklarasyonları yayınladık. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Onun için biz olması gerekenleri, biz hep yapıcı olmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki ya yarın daha iyi olur. Belki çok önemli durum var. Türkiye çok farklı bir durumdan geçiyor. Gerçekten dünyada baktığınız zaman sağlık açısından çok güzel, yani çok farklı bir yerdeyiz. Sayın Bakanımız da, diğer bakanlarımız, bilim kurulu başkanı olduğu gibi, sağlık bakanı olduğu gibi, herkes gibi çok yoğundur. Bekledik yani, anladın mı belki? Ama ne yarışlar iptal edilirken bize soruldu, ne de yarışlar başlayana kadar ki o süreçte bakanlık tarafından muhatap alınmadık. YKK'daki arkadaşların üzerine biraz fazla gittik. Onlara çok yüklendik, sağ olsunlar. Demin dediğim gibi yine teşekkür ederim. Mustafa Bey bizi çok anlayışla karşıladı. Hakikaten yani normal bizim içimizden birisiymiş gibi bizimle bir mücadele verdi. Murat Bey keza öyle, ama önemli olan ben somut bir şeyler beklerim. Somut. O mücadelelerden bir tanesi de demin Enver'in aslında açtığı konuydu. Yani bu destek paketi. Bu konuda hem Jockey Kulübü'nün hem derneklerin ciddi talepleri oldu. Hatta ben işte Sayın Başkan'la siz beraberken de, üçümüz beraberken de şahit oldum. Birebir konuşmalarınıza da şahit oldum. Bir destek paketi açıklandı ama birçok insan mutlu olmadı. Oradaki sizin beklentiniz, talebiniz neydi? Bu açıklanan paket hakikaten makul, kabul edilebilir bir paket miydi? Değil. Sonrasında bununla alakalı bir derneğin bir pozisyonu oldu mu? Bence bir pozisyon değil. Aldı mı? Biz Sayın Başkan'la, Adalı Başkan'la toplantı yaptık. Recep Başkan, Şevket Başkan da geldiğinde. En azından bu süreçte yani atçının mağduriyetini giderme anlamında, hani yarışlarla ilgili bir tarih alınamıyorsa, özel hesapta olan paradan atçıyı rahatlatabilecek bir para dağıtılması için, bununla ilgili başkan dedi ki ya bir taraftan tarihi almak için, bir taraftan paranın dağılması için ciddi mücadeleler vermemiz gerekiyor dedi. Bununla ilgili bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmelerde şöyle bir şeyler konuşuldu. Yani bu süreç içerisinde biz bir rakam belirleyeceğiz. Bununla ilgili dedim bir komisyon kuralım. Nasıl dağıtılacağı ile alakalı, hak adalet çerçevesi içerisinde nasıl dağıtılacağı ile alakalı da bunu çalışalım, o şekilde dağıtalım. Madem bir para dağıtma kararı çıkacaksa ortada bir haksızlık olmasın camiamıza diye. Tabii bu süreç işledi, biraz ertelendi. Para dağıtılacak, dağıtılmayacak. Bayağı bir gittik geldik yine Mustafa Bey'le ve Murat Bey'le çok bu konularda konuşmalar gerçekleşti falan. En son tamam para dağıtılacak, karar çıktı. 3500 lira para dağıtılıyor. Dedim ki ben bunu kabul edemem. Yani camiye ve atçı adına kabul edemem. Hiç yani kabul edilecek bir yanı yok. Çünkü siz bana para dağıtılacak dediniz. Bunu hep birlikte belirleyeceğiz. Ve belli bir rakam dağıtılacak dediniz. 3500 lirayı açıklıyoruz. Bilgin olsun dedi, geçtiler. Allah razı olsun, yine bilgi verdiler. Yani diğer taraf gibi olmadı. Ben de kendilerine şunu söyledim. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değildir. Ve ben kendi adıma da buna müracaat etmeyeceğim ve bu parayı almayacağım. Ama sen bana bunun yanında, para dağıtılırken bunun yanında bir tarih verseydin, yarışlarının daha önce başlamasıyla alakalı, ben bu parayla ilgili, bu parayı bir sürü kişiye de almaması gereken bir kişiye de farklı bir şekil yapabileceğimiz durumlar da vardı, açıklayabileceğimiz o günün şartlarında öyle olsaydı. Ortada bir tarih vermiyorsun, veremiyorum diyorsun. Ve bir de diyorsun ki üstüne 5 atla sınırlıyorsun. Bu bir kere, bu da benim kabul edebileceğim bir durum değil. Çünkü bunu daha farklı hale getirilebilirdi. Neticede orada atçının böyle bir gününde atçıya destek olma anlamında tam 3500 lira verdin. Ne düşündün bunu? Ben dedim 2,5 milyar lira işte atçı için seyislerin maaşı vardır. 1000 lira sigortası olsa 3,5 milyar liradır. İşte ben o zamanki söylediklerimi söylüyorum.
İşte atçıya 500 lira 1000 lira yem yardımı yaparsın. 4000 lira olsa biz ne kadardır? Kaç gün? 82-83 gün mü 82. yarışlar oluyor bugünün şeyiyle? 82. Ne kadar giderse tamam bölersen aylığa onlara göre vurduğun zaman 10.000 liranın üzerinde para tutar baktığın zaman. Öyle yapmasan da kardeşim 7-8 bin lira her neyse böyle bir para dağıtımı ama bunu 5 hatta sınırlanması doğru değil. Ona farklı bir sistem getirilebilirdi. Bu kademeli. Nasıl getirilebilirdi? Hep birlikte otururduk çalışırdık dediğimiz gibi bir komisyon kurulurdu bununla alakalı. Bir şeyler yapılabilirdi. Dolayısıyla 3.500 lira tamam Allah razı olsun. Bireysel atçı için faydalı olmuş olabilir. Bu paraya da ihtiyacı olan insanlar vardır. Doğrudur, kabul ederim. Ama bu camiamızı, atçılığı tatmin ettiğini ben düşünmüyorum ve inanmıyorum. Dolayısıyla da buna müracaat etmeyeceğim. Bu parayı da kendi adıma, kendim almayacağım. Ama alan arkadaşlarıma niye alıyorsunuz diye sormam. Çünkü herkesin kendine göre hesabı kitabı vardır. Bu zor süreçte 1.000 liraya bile yeri gelir, insanın 1.000 liraya bile ihtiyacı olur. Doğrudur, ihtiyaçtan alabilirler insanlar. Ama bunu alması demek... Onun buna tepki göstermemesi anlamına gelmez. Tepki gösterebilir. Dolayısıyla dağıttılar doğrudur. O da Mustafa Bey'le yine dediğim gibi Murat Bey'in hani onlarla kurduğumuz şeyle işte sayın başkanlarınla beraber hani o şeyle yani artık tamam verelim. Ya verin de insanlar biraz da tatmin olsunlar. Hatta başkan çok daha fazla bir talebi vardı. Siz daha makul. Biraz tabii önce söylediğiniz yani, seviyede ara bulucu gibi, orta yolu bulucu gibi bir ama bana öyle söylediler. Dediler ki biz bu rakamı belirletelim ve dolayısıyla da bununla ilgili bir istişare edelim. Ben de onlara öneride bulundum. İşte bir komisyon kurulur bununla ilgili. Yani atçının eline belli bir para verirsin, geri kalan seyis maaşlarını hesaplarına yatırabilirsin, sigortalarını ödeyebilirsiniz, atçıya bir yem parası verebilirsiniz. İlla atçı bu parayı eline alması gerekmiyor. Neticede aybaşı geldiği zaman herkes yanında çalıştırdığı adamın maaşını ödüyor. Yani herhalde ödüyor yani. Ödemiyor tabii. Diye bir şey yok. Yani, dolayısıyla bu süreç böyle geçti. Ama dediğim gibi tatmin oldun mu? Hayır, olmadım. Bugün yarışların başlaması benim için çok güzel. Demin imparator çok güzel bir şey söyledi. Çarşamba gün bizim bayramımız diye. Evet, çarşamba gün bizim bayramımız. O süreçte tabii yetiştiricilerin bir beklentisi oldu. Bu destek paketinden seyis arkadaşlar biraz dışlanmış hissettiler kendilerini. Şimdi niye seyis arkadaşlar kendilerini dışlanmış hissettiler? Ben onu anlamadım. Çok soruyor. Sayın Başkan'a sorar mısın diyor. İşte jokeyler bir yardım aldı, antrenörler aldı. Şimdi at sahipleri aldı ama biz alamadık. Sanki biraz kendimizi öteki gibi hissettik. Şimdi burada bakın. Seyislerle alakalı biliyorsunuz seyis maaşlarının belirlenmesinde de o rakamı belirlediğimizde ben insanlardan tepki de alıyorum. Bu kadar olur mu diye. Hayır kardeşim, herkes hakkını alacak. Burada bu süreç içerisinde hani atlar kazanmamış, oradan para kazanamamış olabilirler ama bu iş daha da uzasaydı yine en az mağdur olacak olan seyis kardeşlerimizdi. Çünkü biz onların maaşlarını ödüyorduk. En azından alıyordu. Benim atlarım var. Kimse bana dışarıdan bir şey getir. Ne yem veriyor ne para veriyor. Öyle bir durum yok. Şimdi antrenörler. Kimin antrenörü? Kaç kişinin antrenörü maaşlı çalışıyor? Çalışsa da kaç kişi parasını alabiliyor? En mağdur antrenörler başkanım. Baktığın zaman onlar. Şimdi jokeyler. Tamam, jokeylerin kendi sandığı var. Zaten. Kendi jokeylerin kendi sandığından para dağıtıldı. Jokeyler de at binmedi mi para kazanamıyorlar. Çalıştırıcılar ama seyisler, zaten maaşını seyisler tabii ki öyle bir durum olsaydı, seyisler maaşlarını alamıyor olsaydı ilk önce düşüneceklerimiz onlardı. Kesinlikle. Yani burada zaten biz böyle bir parayı ortaya zorla çıkarttırdık, dağıtıldı. Yani buna şükrediyoruz bir yani. Bir de orada şey de karıştı tabii biraz. Hani 7000 sayılı özel hesap, hani fon diyoruz ya ona da. Bir de derneğin, seyis kredinin tazminat fonu da çok birbirine karıştı. Seyis arkadaşlar şöyle zannetti. Sanki o fonlara sahiplerine para veriyormuş gibi zannetti. O fon ne diye geçiyor? Seyis kredinin tazminat fonu. Tamam. Bu para kimin? Atçı, bazı arkadaşlar diyorlar ki işte bizim orada paramız var. Var kardeşim, buyurun gelin. Oradaki kasadaki para belli. Bugün atçılık bitti desek, seyislerin kıdem tazminatlarını dağıtmaya kalksak aşağı yukarı bir 4-5 milyon daha açık çıkar baktığınız zaman. Oradaki paranın rakamı belli. 16 milyon gibi bir rakam var para. Şimdi bu parayı bugün dağıttık. Kime fayda sağlar bu? Bu parayı atçıya dağıtamayız. Başka bir yere de dağıtamayız da. Hadi evet, dağıttık. Dağıtamaz. Yarın yarışçılık devam etti. Seyisin geldi, kıdem tazminatını alacak. Nereden ödeyeceğiz?
Hani kasamızda olsa 50-60 milyon, 100 yani. Milyon da bunun bir şeyine uydursak desek ki atçı çok mağdur. Seyis kardeşlerimiz maaş alıyor ama daha büyük atlarının kazanması üzerine kurdukları bazı şeyler vardır. Onlara da yardım edelim desek ortada öyle bir para yok ki. Atçı bizim paramız. Ya tamam, bu para sizden kesiliyor. Ama sizin için harcanıyor. Ben senin seyisini için bu parayı orada bulunduruyorum. Üstünde yazıyor seyis fonu. Bitti. Yıpranma parası mı? Yani öyle bir şey yok. Yani o parayı bir kere de atarsın gider. Ama atçıları çok büyük rahatlatan bir durum var orada. Tabii. Hiçbir şeyle atçı muhatap olmuyor öyle bir durumda. Dolayısıyla derneğin kasasına baksan zaten dernek kendini zor çeviriyor ki biliyorsunuz bu işlerin içerisinde daha önce oldum. Yani öyle bir şey yok ortada yani. Peki başkanım, devam ediyorum ben. Tabii ki tabii ki. Ayıp olmasın. Jockey Kulüp geçen hafta başkan geldi. İşte biliyorsunuz bir aygır ücretleri, kendi kulübün aygır ücretlerini bir 3 ay ötelemişlerdi. Alacaklarını da 3 ay, biz kimsenin yakasına yapışmayacağız demişti. Başkan işte bu en son geldiğinde de bir 3 ay daha ötelediğini söyledi. Bu arada işte yarış ikramiyelerine bir %5 zamdan, at sahibi primine bir %5, bir de 5. ikramiyeden bahsetti. Bu süreç içerisinde Türkiye Jockey Kulübü'nün atçıyla olan ilişkisini nasıl değerlendirin? Bu yapılanları yeterli buluyor musun? Daha yapılabilecek başka şeyler var mıydı? Buradan şuna da geleceğim. Şimdi atçılar yazıyor. Kulübe olan borçlarını Jockey Kulüp ötelediği için acaba diyor Talip Başkan atçıların derneğe olan borçlarını da bir yapılandırma, öteleme gibi bir şey düşünüyor mu diye şimdi sorular geliyor. Onları da sormuş olayım. Şimdi tabii ki öncelikle dernekle alakalı cevap vereyim. Biz geçmişten gelen burada bir şey var. Yükler var. Biz bunlarla alakalı çok büyük kolaylıklar sağladık. Ben herkese şunu söyledim. Mahkemelik olup da insanlar, camiamız gidip oralarda uğraşacağına, sen atağın olarak atıyorum derneğe borcun var. Ne kadar var? 100 lira var. 1 lira mı ödeyebiliyorsun ayda? 1 lira öde. Herkesin şeyini yapılandırma yaptık. Birinci de olmadı, ikinci de olmadı. Hala üçüncü hakkı verdik, onu da yaptık. Bu süreç içerisinde zaten bunlar durduruldu. Jockey Kulübü'nün yaptığı gibi ve bunlar durduruldu yani. Şu anda kimsenin hukuki bir işlem de devam etmiyor. Çünkü böyle bir felaket var ortada. Gayet normaldir biz insanların boğazına basıp ver parayı falan. Zaten bizim amacımız burada insanların rahat etmesi, o insanları rahatsız etmek değil. Onunla ilgili orada bir rahatsızlık duyacağını kimsenin zannetmiyorum ama geçmişle alakalı çok şüpheli orada alacaklar gözüküyor. Geliyorum, borcu var diyor, benim borcum yok, öbürü başka. Tabii bunları gerçekten ortadan kaldırabileceğimiz bir durum olsa, öyle bir boşluk olsa da kaldırsak. Yani onu bir şey bulamadık yani ama belki o genel kurul kararıyla belli kısımlarda bir şeyler yapılabilir. Onlar da arkadaşlar hukuk bürosuyla çalışıyorlar. Onlara da dedik bakın kulübün artık. Yaptığı şeylere ne diyorsun başkanım? Ötelemeler işte. İkramiyelere zam, prime zam bir beşinci. Ya şimdi böyle bir süreç içerisinde atıyorum diyelim ki başkan çıkıp buraya açıklasaydı. Deseydi ki arkadaşlar çok zor günler geçirdik, siz de geçirdiniz ama biz yarış ikramiyelerini %10 aşağı çekmek zorundayız. Yetiştiricilik, yani at sahibi primini de bu yıl veremeyeceğiz deseydi kim ne diyebilirdi? Yani dese ne olurdu ya da? Ne yapıldı? Üzerine tam tersi %5 at sahibi primine %5 ikramiyeye bir de zam yapıldı. Bir de beşinciye ikramiye verildi. Beşinciye de ikramiye verildi. Ve bence kendilerini riske atarak bunu yaptılar. Onu da söyleyeyim yani. Bu bir risk yani. Bunu göze aldılar. Şimdi böyle süreçlerde baktığınız zaman aslında ben doğru yönetildi yanlış yönetildiği şeylerine girmemek lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde doğruyu da beraber, yanlışı da beraber yapmak lazım. Bu benim görüşüm. Çünkü biz kendi içimizde bunları tartışabiliriz. Kendi içimizde kavga edebiliriz. Ama kapının dışına çıktığımız zaman, konu dışarıya karşı olduğu zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Maalesef çatlaklıklar yok mu? Var. Ama inşallah onlar da düzelecek. Çünkü bu mücadeleyi verirsek burada hep beraber, başımıza farklı şeyler geldiği zaman biz o zaman muhatap alınırız. Yine bir belki teknik biraz konu ama bu yarış programı, yarış takvimi ilan edildi biliyorsunuz. İşte ikramiyelerle beraber belli kesimlerden tabii itirazlar da geliyor. Özellikle Urfalı
atçı dostlar Urfa'daki yarışların eksik kaldığını, oraya ilave yapılmasını istediler. Hatta sanıyorum geçen gün bir toplantı yapmışlar. Ben de sosyal medyadan gördüm. İşte onun dışında yine daha teknik bir şey ama işte dört yaşlı Arapların mailin koşuları falan gibi. Genel program takvimle ilgili derneğin bu ilan edilen programa ve takvime bakış açısı nedir? Burada bir beraber çalışma imkanı oldu mu bununla alakalı? Şimdi şöyle bir şey, tepkileri alıyoruz tabii. Çünkü siz de biliyorum yani hem YKK'da hem program komitesinde hep derneğin temsilcisi olması konusunda uzun zamandır bir mücadele veriliyor. Aynen biz... Abi lafınızı balla keseyim. Abi. Bir yurt dışı arası verelim, bir nefeslendirelim Sayın Başkan'a da. Tabii. Dönüşte kaldığımız yerden bu soruyla devam edeceğiz. Değerli yarışseverler, 3. koşu beşli gayenin başlangıcını oluşturan şartlı mücadele için 3 veda yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre start gerisinde toplandıktan sonra yerlerini almaya başladı. Bir numaralı Imperial Brew, 2 numaralı Masai Man kuvarlarında hazır. 6. kuvarın sahibi 6 numaralı Old Dominion yerini aldı. 3. kuvardan çıkış yapacak olan 3 numaralı Katuga County. 4. kuvarın sahibi 4 numaralı Love's Legend. 5. bölüme sahibi 5 numaralı McLean House. Kuvarlarını kendilerine aldılar. 8 numaralı High Society, 9 numaralı Eastport. Şimdi de son isim olarak 10 numaralı The Walk hazırlanıyor. Şimdi ön kapaklar kapatıldı. 10 numaralı The Walk da kullanık yerini aldı. 3. koşu başlamak üzere. Atlar box için hazır. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Toplu sayılabilecek bir çıkışın ardından ortadan 6 numaralı Old Dominion kendini gösterdi. Hemen dışarıdan 7 numaralı Calamity Cat ikinciye sokulup 3 kuvardaki rakibini yakalamakla yetinmedi. Ondan liderliği aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı. 3 kuvardaki 6 numaralı Old Dominion 200 metrelik bölüm geçirdikten sonra ikincilikte. Ondan 2,5 boya kadar gerisinde 3. hamle yapan isim 10 numaralı The Walk. 2 boya kadar geride 4. 3 kuvardaki 2 numaralı Masai Man. Hemen dışında 5. sokulan 4 numaralı Love's Legend. Onların gerisinde önlerde kendine yer bulmaya çalışan 9 numaralı Eastport var. Sport'un 1,5 boy kadar gerisinde ortada 5 numaralı McLean House. 4 boy kadar geride 8 numaralı High Society. Onun 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Imperial Brew. 3 boy kadar geride son sırada 3 numaralı Katuga County şeklinde safkanlar 1000'i geçmek üzereler. Koşun liderliğini yapan isim dış kulvardaki 7 numaralı Calamity Cat. İç kulvardan 6 numaralı Old Dominion tekrar tazeledi. Dıştaki rakibi de fark etti. Öndeki bu ikiliyi yakın takibini sürdürüyor 10 numaralı The Walk. Gerilerden şimdi 4.'lüye dışarıdan turuncu jockey formasıyla 9 numaralı Sport sokulmaya çalışılacak iç kulvardaki 4 numaralı Love's Legend buna izin vermedi. Viraj üzerindeyken 6 numaralı Old Dominion şimdi lider rakibinden tekrar aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İç kulvardan şimdi 4 numaralı Love's Legend ikinciliğe sokmaya çalışıyor. Hemen dışlarında 7 numaralı Calamity Cat onun dışına dolanan 10 numaralı The Walk sırasıyla düzlüğe çıkardıktan sonra 6 numaralı Old Dominion bir anda öne geldi. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. Peşine takılan isim 4 numaralı Love's Legend ancak son 200'e doğru yaklaşırken bariyer dibinde izlediğimiz 6 numaralı Old Dominion liderliğini koruyor ki farkı da açmaya başladı. Son 100 geçirirken fark 3-4 boya kadar çıktı. 6 numaralı Old Dominion koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Love is Legend koşudan ikinci olarak ayrıldı değerli yarışseverler. Son ataklarıyla 2 numaralı Masai Man koşunun üçüncülüğünü elde etti. 3. koşuyu Laurel Park'ta 6 numaralı Old Dominion kazandı. Linkfield Park'ta 8. koşu birazdan başlayacak. 4 numaralı Will Comment startı almayacak bu koşuda. Diğer atlar da yerlerini alıyor. 8 numaralı Double Legend Starting Box'a yakın ve yerini aldı. Yedi numaralı Malangen Starting Box'a yaklaştırıldı ve kulvarına girdi o da. 12 numaralı Devices yerini alıyor. 1 numaralı Hit the Rocks starting box'a yakın yerini aldı. 11 numaralı bu arada 10 numaralı Red Secret isimli safkan koşudan çıkartıldı. 10 numaralı Red Secret şu an bize ulaşan bilgiye göre koşudan çıktı. Evet, start verildi ve koşu başladı. Bu koşuda 4 numaralı Will Comment ve 10 numaralı Red Secret start almayacaklar.
Liderliği iç kulvara yakın 3 numaralı Ingrave aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. Hemen dışından 12 numaralı Devices onu yakaladı. Ve 12 numaralı Devices liderliği alıyor. İçinde 3 numaralı Ingrave ikincilikte yarım boy kadar gerisinde. 11 numaralı Hemient 3.'lüğe girerken 1 boy kadar geride dış kulvarda. 5 numaralı Siyosun var. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Hitrax. Daha sonra orta kulvarda 8 numaralı Double Regent. Onun 1.5 boy kadar gerisinde orta kulvarda. 9 numaralı Peace Prevail sırasıyla 1600 metre start yeri geçiliyor. 12 numaralı Devices önde fark 2 boy kadar. 11 numaralı Hemient onu ikincilikte takip ederken içeride 3 numaralı Ingrave üçüncülükte kaldı. 1 boy geride 8 numaralı Double Legend. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Hitrax. 1 boy kadar geride dışarıda 5 numaralı Sinyus'un. Yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 9 numaralı Peace Prevail sırasıyla 1400 metre start yerine doğru geliniyor. 12 numaralı Devices yine önde bir boy gerisinde 11 numaralı Hemant var. Onun 1.5 boy gerisinde iç kulvarda. 3 numaralı Engrave yarım boy kadar geride dışarıda 8 numaralı Double Legend. 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı Hitrax. Daha sonra dışarıda 5 numaralı Siyosun yanında 2 numaralı Tronada sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Koşun lideri 12 numaralı Devices, 1 boy geride dışarıda 11 numaralı Hemant, onun 1 boy gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Double Legend, hemen içinde 3 numaralı Ingrave, 2 boy geride 1 numaralı Hitrax, onun dışında 9 numaralı Peace Prevails dışlarında 5 numaralı Siyosun, daha sonra 2 numaralı Tronada 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Termal ve 7 numaralı Malangen sırasıyla son 600 metreye doğru geliniyor. 12 numaralı Devices orta kulvarda 11 numaralı Hemant ikilisi öndeler asfaltta yine. 12 numaralı Devices koşun lideri. Bu ikilinin 2 boy gerisinde içeride 3 numaralı Ingrave hemen dışında. Şimdi 2 numaralı Tronada onun dışında 9 numaralı Peace Prevail sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. 12 numaralı Devices orta kulvardan gelen 11 numaralı Hemant geçmeyi başardı. Şimdi farkı da 1 boya kadar çıkardı. Dışında 8 numaralı Double Legend daha geride orta kulvarda 2 numaralı Tronada atak yapıyorlar. Orta kulvardaki 11 numaralı Hemant dışarıdaki 8 numaralı Double Legend mücadelesi içeriden 2 numaralı Tronada katıldı. Şimdi üst safkanın mücadelesinde 2 numaralı Tronada liderliği almayı başardı. Farkı da 2 boya kadar çıkartarak koşuyu 2 numaralı Tronada kazanan safkan oldu. 11 numaralı Hemant ve 9 numaralı Peace Prevails ikincilik için potoyu birlikte geçtiler. Daha geride 8 numaralı Double Legend da koşuyu 4. olarak tamamladı. 2 numaralı Tronada Linkfield Park'ta 8. koşuyu kazandı. Yurtdışı arasından sonra döndük, tekrar stüdyodayız, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarışseverlerin, Ganyan bayilerinin soruları var. Yarışseverler Öztürk ekürisi içinde sorular soruyor, onu birazdan sonra bırakalım, zira daha genel sorulara cevap arıyoruz. Aynı zamanda Sayın Başkanın açıklamaları çok tabii. Çok güzel tepkiler oluyor, cep telefonu da susmuyor başkanım burada bu arada. Yani herhalde yanlış bir şey söylemiyorum. Yani siz bana bu süreçte yaşadıklarınızı anlatın dediniz. Ben gayet normal olarak anlatıyorum. Herhalde yanlış bir şey söylemiyorum. Bu camiamız için önemli olan şeyler bunlar. Doğru. Bu camia bu kadar hafif değil ya. Bu camia ciddiye alınması gereken bir camia. Bunu da herkes ciddiye almak zorunda. Sayın Bakan da dahil. Evet. Yani alacak herkes ciddiye almak zorunda yani. Peki o zaman şunu sorayım başkanım. Doğaçlama bunu sordum. İşte bir ikinci salgından bahsediliyor Eylül ayında. Ve bundan sonra tabii bu tip şeyler her zaman olabilecek yani. Çünkü öyle bir dünyada yaşamaya başladık yani. Senin gördüğün, yani bu yönetimsel olabilir, kulüp dernekler, organizasyonun tamamıyla ilgili olabilir. İşte bakanlık camia ilişkisi olabilir. Bakanlık hükümet ilişkisi olabilir. Daha doğrusu camianın siyasilerle ilişkileri olabilir. Burada eksik kalan ve bundan sonraki süreçte bu konularda çalışılması gereken bazı alanlar var mı sence? Şu anda genel bir şeyden konuşuyorum. Evet, yani anladım. Kişisel bir şey değil yani. Tabii. Şu anda alınan tedbirlere baktığınız zaman yani birinci günden itibariyle alınmış tedbirler var. Bugün daha sıkı, daha ilave alınmış tedbirler var. Baktığımız zaman bazı arkadaşlarımız bu tedbirlere uymadıklarını da görüyoruz. Yani burada bu tedbirlere uyulmasının hepimiz için faydası var. Ortada bir sağlıkla alakalı bir sorun var. Şimdi bu zaten bakanlığımızın, işte kulübün, derneklerin hep bir ortak düşüncesidir.
Burada alınan, kulübün aldığı kararlarla ilgili bugün X birisi işte burada bir konuyla ilgili şahit olduk. Maskem vardı, takmıştım, işte kenarda duruyordu falan. Arkadaşlar bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar çok önemli durumlar. Yani özellikle maskesiz dolaşmamak lazım. Burada işte padoklara girişlerde biliyorsunuz bir antrenör, bir at sahibi. Yani baktığınız zaman çok güzel tedbirler alındı. Ekstra bir durum olduğu zaman zaten bir araya geliyoruz. Başkanla sürekli istişare halindeyiz. Diğer dernek başkanı arkadaşımızla da öyle, Recep'le. Serdar Başkan zaten sürekli bu aralarda çağırıyor. Ekstra bir durum olduğu zaman arıyor. İşte şöyle kararlar alınacak, şunları nasıl yapmamız gerektiğini bir fikriniz var mı diye falan. Hep bir fikir birliği içerisinde son dönemde çalıştığımız gibi de devam ediyor. Bu alınan kararlara bütün arkadaşlar uyması lazım. Yarın bugün işte bak yarışlar 20 Mart'ta iptal edildi. Bugünlere geldik. 80 küsür gün sonra yarışların başlayacak olmasına seviniyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi bunun ikinci bir dalgası olur mu olmaz mı, tabii ona bilmiyorum yani, bakacağız göreceğiz hep beraber bu süreçte, ama burada çok önemli bir durum var. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Öncelikle kendimiz için dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra da burada bu yarışların tekrar farklı durumlara getirilmemesi için, tekrar acaba yarışlar olur mu olmaz mı, o pozisyonlara girmemek anlamında bunlara uymak lazım. Ya bunlar bizim görevimiz açıkçası. Ben kendi adıma, ben kendim geliyorum buraya, ben de takıyorum maskemi. Onu öyle dolaşıyorum. Ama bunu ciddiye almayan bazı arkadaşlar var, görüyoruz. Lütfen bu konuda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu konuda da hassas olmamız gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yapan arkadaşların yapmayanlara da uyarmaları gerekiyor. Bir de işin öbür tarafı var. Yani işte mesela bakanlıkla ilişkileri bir tarafa koyduk. Çünkü o var mı? Değişebilen bir şey. Yani herkesin o konuda farklı şey var. Mesela bu fonun kullanımında mesela bir sıkıntı yaşandı. İşte buradaki destek, mesela mutlu olmadığınızı söylüyorsun. Bu emniyet sebaplarına oysa ki biz hep şöyle düşünüyorduk. Yani burada bizim bir fonumuz var, Allah korusun. Yarın yarışlarımız olursa hiçbir şey olmaz. Bu yarış ikramiyeleri oradan verilir. Yani destek de değil, hani yarış ikramiyeleri tamamı oradan karşılanır falan gibi hep beklentilerimiz vardı. Ama orada tabii eskisi kadar rahat değil insanlar. Yani o yardımların çok iyi yapılmadığını gördü. Mesela bu konularda ilerisi için başka emniyet sübapları arayışına girmek lazım mı? Yani atçının kendi kendine yetebileceği, ne bileyim, ekstra başka bir fon. Bence bu aşamadan sonra çok ciddi arayışlar içerisine girmek gerekir. Yani şöyle baktığımız zaman bundan daha kötü, daha zor ne günümüz olabilir? Yarışçılık tarihinde yarışların bu kadar ertelendiğini hiç hatırlıyor musunuz? 80 günlük bir ara belki de hiç yoktu. Ben ya, bilmiyorum. Yani ben kendi adıma bilmiyorum. Belki İmparator bir Süleyman abi daha eski. İşte bu Ankara'dan İstanbul'a yarışların alınmasıyla dolayısıyla, yani Ankara hipodromunun kapatılması dolayısıyla orada bir aşağı yukarı bir iki aylık, bir buçuk aylık bir şey var yani kapatıldığı için. Atçı o arada rahmetli benim patronum Burhan Karamehmet siz dedi sabredin dedi. Yarışı dedi İstanbul'a alacağım dedi. Ve gerçekten de İstanbul'a aldı. Gazi yarışını da buraya aldı. Ne zaman? 68. 79 son Gazi orada galiba. Evet. 68'de mi? Yani Atçı uydu yani. Atçı başkanına. 80. Şimdi baktığınız zaman tarih olarak, yani o zaman günde zaten kaç yarış vardı, ne vardı, öyle bakacaksınız az olaya. Yarış, az problem. Şimdi kaç ilde yarış yapılıyor? 9 değil mi? Evet. Kaç tane yarış yapılıyor? Ben sayısını kendi adıma ben bile bilmiyorum. Dolayısıyla baktığınız zaman böyle bir durumda yani atçının mağduriyetine en hızlı şekilde müdahale edecek, gerektiğinde en hızlı şekilde müdahale edecek bir durum var ortada diye hep orada bugün özel çok hesapta bir para var diye bakıyorduk. Bugün baktığımız zaman bu parayla bir alakanız yok bile denilebiliyor neredeyse. Onun için bunlarla alakalı bir önlem alınması, bunlarla ilgili bir çalışma yapılması bugün lazım. Bugün hakikaten çok net konuşuyorsun. Hakikaten ve insanlar da bunu çok sevdi konuşması. Mesela Türkiye Jockey Kulübü bu yılın sonunda bir önceki sene yaptığı satıştan fazla bir satış yaparsa onun %40'ını fona gönderecek. Evet. Değil mi? Mesela sen Jockey Kulübü Başkanı olsan bu parayı böyle gönül rahatlığıyla fona gönderebilir misin bundan sonra? Yani
Kendi adıma göndermem. Ama şimdi başkan adına konuşursam onu da odamda bırakmak istemem yani. Ama ya orada bir şey var ama değil mi? Orada buradan bir... sonrasını göndermem. Ha, varlık fonuyla mı artık devam eder bu olay, ne olacağı da belli değil. Biliyorsunuz bir süreç vardı ortada. Öyle kaldı. Buranın özelleşmesiyle alakalı durumlar vardı. Şimdi biz orayla mı çalışırız, burayla mı çalışırız ne olur ama bugün bizi muhatap almayan Sayın Bakan'ın sorumlu olduğu bir yere 1 lira mı göndermem. Ben kendi adıma göndermem. Ama şimdi başkanı zor durumda bırakacak. Yok, yok, göndermesin, göndersin, o oralara girmem. Biraz daha konuları değiştireyim. Yumuşatayım biraz. Çok giden bir şey mi var? Yani yok yok, yok. Gayet güzel her şey. Benim en sevdiğim program bunlar. Şu anda reyting gibi şöyle oluyor. İkimizin de son programı olabilir ha. İkimizin de son programı olabilir. Çok az sahibi olmak isteyen yarış severler var. Bu süreçte de tabii o özlemle beraber bunlar da konuşuluyor. Şu az sahipliği belgesi konusundaki bu şartların zorluğu konusunda çok bir şey var. Şikayet var. Başkan ne diyor bu konuya diyorlar. Yani bu şartları yerine getirmek çok zor. Yani bundan sonra bizim için az sahibi olmak bir hayal gibi bir şey oldu. Ben onu şöyle değerlendiriyorum. Yani... Serdal abi o konuda biraz katı. Şimdi başkan o konuda şöyle bir şey düşünmüştü benim anladığım kadarıyla. Yani bu şartları yerine getirebilecek kişiler hani at sahibi olsun ki insanları biz bunları hani teşvik etmeyelim. Zuhar'ın zor durumda kalabileceği şeylerin altına girmesin anlamında böyle bir şey yapıldığını düşünüyorum. Yani tartışılır. Peki çok yine gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi tabii yarışlar yeniden başlıyor. Birçok tay koşmadı, yeni koşacak. Geçen sene işte hem TİGEM derneğin satışlarından alışverişler oldu, insanlar bekliyor. Gerçekten bu süreçte ben hiç TİGEM'i hiçbir yerde görmedim. TİGEM tay satışları yapıyor burada değil mi? Herkes de gidiyor. Evet. 300 bin lira, 500 bin liralar verip atlar alıyor. Geçmişte ben de almıştım. 700 bin lira satıyor. Yani 700 bin lira veriyor, at alıyor. Ben bu süreçte hiç TİGEM'i görmedim. Bu atçıya sattığı atların karşılığında, atçının yanında herhangi bir açıklamasını... Ne de gelip yanında durduğunu falan görmedim. Çok merak ediyorum satışlarda atçı arkadaşlarımız ne kadar at alacaklar. Merak ediyorum açıkçası. Bizim satışlarımız olacak mı bu sene başkan? Tabii ki bizimki devam edecek. Aynı şekilde hem İngiliz hem Arap satışlarını yapacağız. Değil tabii. Mi? Gelen sorulara bakıyorum. Bu derneklerin birliği ile ilgili soru vardı. Sor başkanım. Sayın başkan bir olarak hareket etmeliyiz ve bir yere kadar hep beraberdik. Daha sonra da Sayın Recep Avşar'la birlikte Türkiye Jockey Kulübü ile ilişkilerimizi derneğimiz adına devam ettirdik. Derneklerin birleşmesi ya da farklı bir şekle bürünmesi, atıyorum federasyon oluşması gibi böyle... Şimdi federasyon oluşması ile ilgili bazı çalışmalarımız var. Doğrudur. Ben öyle olmasa bile üç derneğin birleşmesinden yana olduğum için hem Recep Başkan hem de Şevket Başkan'la Sayın Jockey Kulübü Başkanımız Serdar Adalı organize ettiği bir yemekte buluştuk ve konuştuk. Çünkü derneğin tek dernek altında toplanması anlamında biz yönetim kurulu sayımızı artıracaktık. Şöyle yapabiliriz dedik. Bizim derneğe İngiliz atından sorumlu dernek başkan yardımcısı, Arap atından sorumlu dernek başkan yardımcısı. Öyle bir şeyle dernekleri birleştirelim. Birleşmiyorsa kapatılır, tek dernek olsun. Atçıya da bir yük olmasın demiştim. Çünkü bazı tepkiler alıyorum. Şimdi Arap Atı Derneği'nde oradaki şeyin %1 olduğunu artırıldığıyla alakalı falan bazı şikayetler alıyoruz. Sizin dernekte bunlarla binde ilgili. Kaçtı başkanım? Bizim dernek olarak binde 2, fona binde 5. Öbür tarafta %1 diye bazı tepkiler oluşuyor. Dolayısıyla atçıya da fazla yük olmamak gerekir, külfet olmasın anlamında. Tek dernek güçlü dernek olsun diye böyle bir girişimde bulunmuştuk. Tabii işin içine bu süreç girdiği için şimdilik öyle kaldı. Ama ileride tabii ki bunlar gerçekleşebilir yani. Olması da gereken şeyler. Zaten dernek olarak şimdi geldiğimiz günden beri bakıyoruz. Herhalde bizde bir şey var. Kaç tane bakan değişti, kaç tane müsteşar değişti belli değil. Bu ülkede bir darbe gördük. En az 4 tane bakan değişti. Tam alıştık, bir şeyler yapalım, birlikte bir çalışmalar yapalım. Orada bazı projelerimiz vardı çok güzel. İşte ilacı, yemi, otuğunalı her şeyi derneğin kontrolünde olsun gibi bazı çalışmalarımız var. Tam ısındık derken
Bu sefer de döndü. Bir varlık konu olayı çıktı. Bunun bakanlıkla çok alakası kalmayacak. Buranın özelleşme durumu var dedi. Ya tamam, özelleşsin burası. Ama özelleşse de bunlara ihtiyacımız var anlamında, anladın mı? Onun için o da öyle kaldı. Dolayısıyla derneklerin birleşmesi gerekir. Bence birleşmesi gerekir. Başkanın manşetleri bitecek gibi değil. Ya bu konulara girersek zaten başkanımız sabaha kadar sohbet edebiliriz. Şimdi de. Siz soruyorsunuz, ben cevaplıyorum. Tabii yani, soracak. Sordum demin dediğim gibi. Ben de şöyle düşünüyorum başkanım. Arkadan dolanamam ben. Ne soruyorsanız yani, ona cevap veriyorum. 3 tane at sahibi derneğine hakikaten bence de gerek yok. Ama 2 dernek, yani 2'ye bölünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir at sahibi derneği, bir yetiştiriciler derneği diye. Olabilir. Çünkü yetiştiriciler biliyorsun yani, adında yetiştirici geçti mi bu ülkede pek çok şeyden daha fazla faydalanıyorsun. At sahipliği bir hobi gibi görülüyor ama yetiştiricilik öyle değil. Yetiştiricilik ciddi bir iş, bir meslek. Dolayısıyla yani öyle bir ayrım olabilir ama yani öyle bir şey bile, öyle bir şey bile ana dernek altında yani toplanabilir çok yani. Çok uzun zamandır hani bu dernek konusunda hep beraberiz. Hep beraber hareket ediyoruz. Aynen öyle. Jockey Kulübü'nün de ben aslında böyle bir yapının içerisinde olması gerektiğinden diyorum. Yani derneklerin hiçbirisinin kapanmaması, hepsi kendi işlerinde yaşasınlar ama bunların beraber güçlü oluşturduğu, bence benim fikrim tabii bu, büyük bir organizasyona ihtiyaç olduğunu hep düşünüyorum. Çok uzun zamandır böyle fikrimiz var ama tabii dediğin şeylerden dolayı yani süreçler de öyle bir hızlı değişiyor ki, Türkiye'nin gündemi o kadar hızlı değişiyor ki. Tamam halloldu diyoruz, bir bakıyoruz tabii, geçmiş tabii. Olsun orada ama, farklı bir şey ama bundan var. Sonra sanıyorum bu konular daha fazla konuşulacak, daha çok konuşulacak. Çünkü yaşadıklarımız bize inşallah tecrübe kazandırıyor. Konuşulacak da inşallah yani, konuşmada kalmaz yani. Yani bugün mesela hakikaten yani bizi izleyen insanlar da bugün senin konuşmalarından inanılmaz derecede mutlu oldular. Dün mesela eleştiri tweetleri atan insanlar bugün bu sözlerden sonra hakikaten farklı bir şeye girdiler. Onlara doğrudur. Da kızmamak lazım. Tamam. Onlar da senin üyelerin. Ben hayır, kızmıyorum. İnsanlara sadece bazı şeyleri iyi analiz etmelerini, iyi anlamalarını tavsiye ediyorum. Şundan dolayı ben atçımıza ve camiaya değil de aslında baktığınız zaman ya sanki birine sallamak için telefon elinde bekleyen şey, bazı insanlara bunu söylüyorum. Ben onların çok atçılıkla da çok şey olduğunu düşünmüyorum yani. Güzel. Vallahi biraz şu tedbirlerden konuşalım istiyorum. Bilmiyorum. Aynen. Başkanın konuşmak istediği, söylemek istediği, yani bizim atladığımız, sormadığımız bir şey var mı? Ya tedbirler dediğim gibi yani neticede kulübün bu atçılar almış... mesela bu yarışları seyredememekten, özellikle atı koşmayan atçılar hipodroma gelememekten evet. Çok şikayet ediyorlar. Şimdi o zaman ama kulüp de bu konuda şöyle çok şöyle bir şey sorayım ben. Şöyle diyeyim. Yani şimdi bu yarışların öyle ya da böyle başlaması mı iyidir? Tabii ki başlaması. Herkesin bu hipodromun içerisinde olması mı iyidir? Tabii ki başlaması iyi canım. Yani o zaman bir yerden başlayalım. Bir yerden başlayalım. Aşama aşama götürmek lazım. Biraz kaç gündür yarış yok. Yani bir tarafımız hakikaten demin dedim eksik kalmış. Bir görelim. Tribünümüz açık olacak mı bizim başkanım? At sahipleri tribünümüz. Atı koşanlar için açık olacak. Sadece atı koşanlar için açık olacak. Orada bir sıkıntı yok. Ama bence biraz sabretmemiz gerekiyor. Yani yarışlar başlamadan bu kadar sabretmişiz. Yarışlarımız devam ederken biraz sabredelim. Zaten zamanla her şey kendini gösterecektir. Hepsi yerine oturacaktır bence. Ama sabretmemiz gerekiyor ve bu kurallara önce bizim riayet etmemiz gerekiyor, uymamız gerekiyor. Bak çok önemli bunlar gerçekten. Lütfen herkes bu kurallara uysun ki biz tekrar aynı şeyleri yaşıyor olmayalım. Yani işte bugün hani diyoruz ya öyle oldu böyle oldu bir şey muhatap bulamadık falan. Yarın hiçbir şey bulamayız. Onun için lütfen dikkat etmek gerektiğini unutmayalım. Ki burada da Sayın Başkan'ın hassasiyetini şöyle anlatayım. Yayından önce balkondaydık, bir hava almaya çıktık. Oradan dahi maskeler doğru takılı mı diye. Tabii ki yani bunlar yani neticede Sayın Başkan bizi toplantıya davet ettiğinde gittik. Sırf bu konuları hep beraber konuştuk. Yani hep beraber bizim de fikrimizi aldılar. Bu civarda yapılması gereken, podrum içerisinde yapılması gereken olaylarla alakalı. Dolayısıyla hepimizin istediği aynı. Bir an önce yarışlar başlasın. Bir an önce yarışlar başlasın. Ya daha düne kadar yarışlar başlasın ne olursa olsun diyen bazı arkadaşlar bugün yarışlar başladı. Ya ben girerim seyretmeden olur mu? Ya yarış nasıl ya kardeşim? Ben bırak. Onlardan biriyim. Bırak. Ben orada sana... Başkan biraz... Bak şimdi savunabilirsin. Süreç, sana süreç... Şunu söylemek istiyorum. O süreç istiyorum. Geride kaldı gibi biraz tamam, görmeye çıkıyor. Bak şimdi. Zaten yarışları başlama süreci geride kaldı. Hı-hı. Kaldığı için sen böyle düşünüyorsun. Bu yarışları bu kadar... uzatılmamalıydı. 1 Mayıs'ta başlasa, seyircisiz başlasa zaten kimse bir şey demeyecekti. Bak, o zaman öyle başlasaydı belki bugün senin dediğin şartlar yerine getiriliyor olabilirdi. Ama
Bunu önce bir başlatıp görmek lazım diyorum ben. Orada ayrılıyoruz yani, yoksa doğrudur, olabilir. Ben böyle söyleyince şimdi Serdal Başkan da kızıyor bana. Ya hani senin söylediğini söylüyorum. Ben sadece kızmıyorum. Ben sadece diyorum ki o günün şartlarında yarışlar başlamış olsaydı bugün başka olabilirdi. Herkesin bir fikri, bir görüşü olabilir. Bunlara saygı duymak gerekir ki yani doğruyu ortaya çıkarabilmek için. Yoksa herkes benimle aynı fikirli olursa bu hiçbir şeyin bir anlamı yok, ya da seninle aynı fikirde. Zaten birileri hep beraber aynı fikirde olsak bunları burada konuşuyor olmazdık bugün. Dolayısıyla bunları konuşuyor olmazdık. Recep Başkan'ın çok selamı var. Aynen. Serdal Başkan'ın aleyküm çok selam. Selamı var. Valla ben aklıma gelen her şeyi sordum başkanım. Sormadığım bir şey kaldığını sanmıyorum ama sen akışın da bence başkanı göndermeyelim. Bizim konuşalım dursun. Tabii, ben buradayım, işim yok. Güzel. Eyvallah. Sayın Volkan Yozgat'ın çok selamı var. Ben daha önce ilk Enver'in programına katıldığımda demişti ki Enver, ya işte ben o zaman atları falan çok hareketli olduğumuz dönemlerde, sen yarım saat bir konuşalım, istersen gidersin falan. En son program bitene kadar hep birlikte buradaydık. Program bittikten sonra oturduk, çay kahve içtik. Ama hakikaten sohbetin de zamanın nasıl geçtiğini hissettirmiyor, öyle söyleyeyim. Ekran karşısında da öyle tepkiler geliyor. Yani inşallah hani burada insanların rahatsız olacağı, kimseyi kıracağımız bir durum olmamıştır. Ama şimdi düşüncelerimi de söylemezsem bu sefer de kendi karakterime yanlış olur, ters olur. Onun için ne düşünüyorsam onları söylüyorum. Siz soruyorsunuz, ben cevap veriyorum. Dediğim gibi bir şeyi dolandırarak cevap vermek taraftarı olan, öyle bir yapıya sahip olan bir insan değilim. Dolayısıyla da sorduğunuz soruların cevabını alacaksınız. Çok sayıda tabii soru geliyor. Genellikle övgü dolu katkılar geliyor. Dediğim gibi Volkan Yozgatlı'nın, Menderes Karagül'ün, Avukat Utku Keleşoğlu'nun, Ozan Gökemre'nin üst üste gelmiş mesajları var. Tek tek bakamadım. Selamlarını iletmiş olayım. Yarışseverlerin çok ciddi bir... hani konuşmalardan çok keyif alıyoruz gibi söylemleri var. Biraz da teknik sorular var. Mesela yulafla ilgili sorular var. Çiftçi desteği olmaması sebebiyle kilogram fiyatlarına yansıması nasıl olacak? İşte biz şimdi biraz önce demin bahsettiğim gibi kaç tane bakan müsteşar değiştiğini, her fırsatta yem olsun, ot olsun, işte nal olsun, ilaç satımıyla alakalı olsun, bütün yaptığımız çalışmalar bir yere getiriyoruz. Haydi geri dönüyoruz yeni bir dosyayla, yeni bir şey. Burada biz şu anda yarışların başladığına şükrediyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili de tabii ki Turgay Bey olsun, Kamil Bey olsun, arkadaşlarımızın çalışmaları var. Yani biz, ben bir şeyler yapıldı, öyle oldu, böyle oldu değil. Biz yönetim kurulu olarak, benim bütün arkadaşlarım da bu süreç içerisinde benimle birlikte özveriyle çalıştılar. Benim yorgunluğumu onlar da aldılar yani. Aynı heyecanı, aynı hırsı bizimle birlikte yaşadılar yani bu süreç içerisinde. Dediğim gibi Recep Başkan, onun yönetim kurulu, bir yere kadar Şevket Başkan, onun yönetim kurulu, hep beraber birlikte bunlarla alakalı da çok ciddi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, biz yapabildiklerimizi bir tarafa koyuyoruz, yapamadıklarımızı ayrı bir tarafa koyuyoruz. Hiçbir şeyi ya o da öyle olacak, bu da böyle olacak demiyoruz. Yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz. Bizi eleştiren arkadaşlar olabilir. Ben haftanın 3-4 günü dernekteyim, kapım sonuna kadar açık. Her konuda eleştiriye daha çok açığım. Biraz önce beni öven arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ama ben eleştirenlerin sorularını daha çok almak isterim ki acaba nerede eksik yapıyoruz, nerede bir yanlışımız var yok, tartışalım hep beraber anlamında. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili güzel çalışmalarımız var. Süleyman abiye de döneceğim. Atan abi. Çünkü Süleyman abim bu Tay hazırlık döneminde hani ikiye ayırdığı süreci. Bir hazır olan atların tabii süreçte yarış tarihinin belli olmamasından dolayı zarar görebileceği ama Taylarda da geç koşmanın faydalı olabileceğine dair o söylemleri vardı. Belki başkana buradan da bir soru sorabiliriz ama senin de görüşlerini alayım Süleyman abi. Çünkü seni de özleyen yarışseverler var. Yok Süleyman abi, yorum yapsın lütfen diyor. Şimdi tabii Taylar için çok avantajlı bir süre oldu bu hastalık süresi. Çünkü neden? 3 ay 22 15 Nisan'da başlayacaktı yarışlar. İşte bir hafta sonra Taylar başlayacaktı koşma. O süre 80 gün uzadı. 80 gün uzaması bir Arap dayı, bir İngiliz dayı için artı 2 yaşlıdan 3 yaşlıya dönmüş, kendini hazırlayamamış veyahut arıza çıkartmış atlar için çok büyük avantaj oldu yani. Şöyle ki hani antrenör arkadaşlar da bu işten çok mutlular. Neden? Geri kalmış atlarını bile şimdi Haziran'ın 10'undan başlamak üzere koşacaklar. Ve benim şahsi kanaatim bu 80 gün
Gazi yarışında bile çok şeyleri değiştirebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Özür dileyerek yurt dışı yarışa gidelim. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Değerli yarışseverler, Laurel Park'ta dördüncü koşu, dörtlü gayının başlangıcını oluşturan maiden mücadele için 3 ve daha yukarı yaş İngiliz atları 1100 metre start gerisinde toplandıktan sonra yerlerini almaya başladı. 4 numaralı Nicky Bear kulvarındaki yerini aldı. Şimdi 5. kulvarın sahibi 5 numaralı Devotion in Motion kulvarında hazır. Onuncu kulvar Bob's Glory'a ait, o yerini aldı. 11. kulvardan çıkış yapacak olan 11 numaralı Fellow. Şimdi sarı ağırlıklı jockey formasıyla 12 numaralı Fair Catch ve 12. ve son isim olarak 13 numaralı Dusky kulvarında hazır. 8 numaralı Cherito koşmaz. Maiden mücadele için atlar start hakemimle start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Nicky Bear çıkıştan sonra rakiplerin 1,5-2 boy kadar gerisinde kaldı. Önde kalabalık bir liderlik mücadelesi var. Ortada 2 numaralı What's the Chains. Hemen dışında 3 numaralı Boss on the Horizon. Onların hemen dışında kendine yer bulmaya çalışan 13 numaralı Dusky. Onların 2 boy kadar gerisinde 4.liği ortadan 5 numaralı Devotion in Motion sokulmaya çalışıyor. Şimdi dışarıdan yüklenen 13 numaralı Dusky koşuyu süratlendirdi. Liderliği aldı, farkı 1,5-2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Boss on the Horizon ikincilikteydi. Gerilerden şimdi 3.liğe 5 numaralı Devotion in Motion sokuldu. Onun 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı What's the Chain sırasıyla viraja doğru yaklaşıyor. Dışarıdan 5 numaralı Devotion in Motion etkili geldi. Beraberinde 2 numaralı What's the Chain'si de getirdi. Düzlüğe doğru yaklaşıyoruz. Dış kulvarda 5 numaralı Devotion in Motion koşunun lideri. İç kulvardan 2 numaralı What's the Chain ona eşlik etmeyi sürdürüyor. Son 300 geçirmek üzere pistin ortasında 5 numaralı Devotion in Motion koşunun lideri. Gelenlerden 1 numaralı Moon Vulture da kendini gösterdi. Yine 2 numaralı 3 numaralı Boss on the Horizon da kendini önlerde bulmaya çalışıyor. 1 numaralı Moon Vulture şimdi geldi, iç kuvvetlik rakiplerinden kurtuldu. Liderliği aldı. Son elinden sonra artan temposuyla fark açıyor. İkinciliğe 3 numaralı Boss on the Horizon girdi. 1 numaralı Moon Vulture koşuyu kazandı. 3 numaralı Boss on the Horizon sonlarda bariyer dibinden yaptığı ataklarla koşudan ikinci olarak ayrıldı değerli severler. 4. koşu 1 numaralı Moon Vulture kazandı Omar Orlando Ortiz'le. Linkfield Park'ta 9. koşu birazdan başlayacak. 4 numaralı Abel Tasman start almayacak. Dolayısıyla 11 at birincilik mücadelesi verecek. 11 numaralı Swaffham Bullback starting box'a yakın. Yerini almak üzere bu safkanda. Şimdi de 8 numaralı Sweet Charity starting box'a yakın ve yerini alıyor. 7 numaralı Entertaining yerini aldı. 12 numaralı Triple Nickel
yerini almak üzere. 9 numaralı Clarendon Son Safkan. Dokuz numaralı Clarendon da starttaki yerini aldı. Start verildi ve son koşu başladı. Linkfield Park'ta öndeki liderlik mücadelesinde şimdi 12 numaralı Triple Nickel Asphalt'ta öne geçmeyi başardı içeride. 1 numaralı Verbitude ikincilikte, onların dışına da 3 numaralı Voice of Calm geldi. 2 boy gerilerinde 5 numaralı Fair Power dördüncülükte yarım boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı Margis Choice. Onun 1,5 boy kadar girse içeride 10 numaralı Noble Account hemen dışında 5 numaralı Fair Power sırasıyla 1600 metre start yeri geçiliyor. Koşun liderliğini 12 numaralı Triple Nickel yapıyor. Bir boy kadar girse şimdi temposunu artıran 3 numaralı Voice of Calm ikincilikteydi. Liderliği aldı. Farkı da 1,5 boy kadar yaptı. İkinciliğe dışarıdan gelen 7 numaralı Entertaining girdi. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 3.lükte kaldı 1 numaralı Verbitude. Bu safkanların 1 boy kadar gerisinde şimdi dış kulvarda 8 numaralı Sweet Charity var. Daha sonra içerideyse 10 numaralı Noble Account sırasıyla son 1000 metreye giriliyor. 3 numaralı Voice of Calm önde 1 boy gerisinde ikincilikte. 7 numaralı Entertaining onun 1 boy kadar gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Verbitude yarım boy geride orta kulvarda. 4.lükte 12 numaralı Triple Nickel 1 boy geride içeride 2 numaralı Margis Choice dışında 8 numaralı Sweet Charity. Daha sonra orta kulvarda 5 numaralı Fairy Power ve 9 numaralı Clarendon sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 3 numaralı Voice of Calm önde ikincilikte yine orta kulvarda 7 numaralı Entertaining var. 1,5 boy gelendi içeride 1 numaralı Verbitude dış kulvarda. 8 numaralı Sweet Charity aralarında 12 numaralı Triple Nickel 1,5 boy geride. İçeride 2 numaralı Margis Choice dışında da 5 numaralı Fair Power sırasıyla son 400 metreye giriliyor. 3 numaralı Voice of Calm asfalt döndü orta kulvardan gelen 1 numaralı 3 şimdi 7 numaralı Entertaining fark azaltıyor. İçeriden 1 numaralı Verbitude dışlarından da şimdi 8 numaralı Sweet Charity'nin atakları var. Fark 3 boya kadar çıktı. 3 numaralı Voice of Calm koşun lideri. Diğer safkanlar onu yakalamaya çalışıyor. Dışarıdan 5 numaralı Fair Power geliyor. Fark 2 boy kadar. 3 numaralı Voice of Calm önde. Koşu 3 numaralı Voice of Calm kazanıyor. 5 numaralı Fair Power koşuyu ikinci olarak tamamladı. 3 numaralı Voice of Calm 9. koşuyu kazandı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sohbeti Süleyman abi Gazi koşusuna doğru attı ve dedi ki Gazi koşusunun sonucunu ve sonrasında değiştirebilecek kadar bir süre oldu burada. Tabii 80 gün bir at için çok güzel bir zaman yani. Bir işte Arap tayı için, İngiliz tayı için işte ikiliden üçlüye dönmüş Gazi koşabilecek erkek tay deneme, anafartalar, kısrak, dişi tay deneme koşabilecek atlar için çok iyi bir süre oldu. Yani gelişimini geç tamamlayan atlar için bir avantaj oldu yani bu. Yarışlarında 30 Ağustos'a kayması Gazi yarışının çok şeylerin değişebileceğine inanıyorum. Ergin Talay ve Orhan Meker'le ilgili kayıt tabloları vardı sevgili Hamza. Kolaydaysa onları verelim. Sayın Başkan da Süleyman abim bu yorumuna katılıyorum dediniz. Gazi koşusuna kadar etki. Evet, ben Süleyman abinin bu görüşüne gerçekten katılıyorum. Çünkü baktığımız zaman sahada çalışan taylarımızı da görüyoruz. Yaptıkları işleri de görüyoruz. Yani ben dengeleri değiştireceğini düşünüyorum. Evet. Dengeleri değiştireceğini düşünüyorum. Bir yandan da tablolar geldi. Süleyman abi 10 koşuyla İstanbul tabii başlıyor ama gözler Orhan Meker ve şu anda ekranda Orhan Meker'in deklareleri var. Tabii Orhan Bey'in yani atçılığa büyük hizmetleri geçmiş bir şahsiyet. Bizim de benim de lisansımı veren bir çok eski handikapör, atçı, bu işi çok duayen bir insan, onun yarışı. Ben ona yetişmedim. Cevdet amcaya yetiştim ama oradan beni hatırlamıyorum. Evet. Yarış severler de bu kalabalık yarışları özlemiştir bence. Çok. Güzel bir yarış. Yani yalnız bu yarışında bir düzenlemeye ihtiyacı var sanki. Yani iyi atlar koşamıyor bu yarışı. Eskiden biliyorsun Seren bu yarışı koştu kazandı mesela. İşte puanlama... Yani buna bir tavan handikap puanı yapmak lazım. Atıyorum en yüksek top weight 65 kilo olması lazım. Atıyorum Colton Victor'u koşarsa 65 ama ondan sonra ilk sıralamadaki 20-30 atın içerisinden birkaç tane atın buraya koşması bu yarışı çok keyifli kırar. Evet. Yani Seren mesela o jenerasyonun en iyi ikinci atı galiba değil mi? Evet.
İkinci atı bu yarışı koşuyordu mesela. Orhan Meker öyle bir yarıştı. Yani başlangıç olarak kabul edilebilir. Şimdi mesela en yüksek handikap puanı bugün baktım sanıyorum. Yani ilk 30'da ancak var. Doğru. Yani dolayısıyla hani yarışın da biraz böyle hafif şeyi kaçtı gibi geliyor. Evet. Önemi kaçtı gibi geliyor. Bilmiyorum, katılır mısın? Bence de kaçtı. Yani buna bir 65 kilo. Birinci at en iyi tay 65 kilo. Ondan sonra 64 falan gibi yapmak lazım. Bu yarışı biraz daha eski o havasına getirmek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Başkan dedi ya, yarış severler çok özlemiştir yarışı. Evet. Benim şöyle bir şeyim var, iddiam var, bilmiyorum katılır mısınız? Ben ilk iki hafta içerisinde mutlaka altılı devre çekiyorum. Hadi ya. Ya bu 18 at, 18 at. Ben yani, bence olabilir. Olabilir yani, değil mi? En azından çok yüksek ikramiyelerin olacağını kesin düşünüyorum. Ben de hiç öyle normal bir şey, yani normali zaten hani yok, anladın mı? 18 at, 19 at, 16 at, 15, 5. ikramiye var yani. Var ya, yarış ikramiyesi şu an aslanın midesinde falan değil yani, kuyruğunda yani. Çok zor bir şey. Yani. Kuyruğunda bu arada 5.lik için jokeylere çok iyi anlatması senin lazım. Senin de bence program biterken bu jokeylere birkaç şey söylemen lazım. Yani bu yarışların düzgün, hakikaten hani böyle tartışma sorunsuz, olmadan sorunsuz bir şekilde yapılması için. Evet. Hani hem başkanın dediği o kurallara uyacağız ama bir de yarışın içerisinde kurallar var. Yani, hep beraber uymamız lazım. Yani, zaten bunlara jokeyler de dahil tabii ki evet, iyi anlatılması lazım insanlara. İyi anlatıldı, iyi de anlamaları lazım. Yani aslında çok zor bir şey değil yani. Yapmak istedikten sonra bunları herkes yapabilir ama tabii jokeylerle alakalı Süleyman abinin anlatması daha farklı olur. Ki Ergin Talay tabii, Ergin Talay at sahibi Allah olarak rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, at sahibi olarak gerçekten çok büyük bir değerdi yani. Çok. Yani şöyle söyleyeyim size, 100 kuruşu varsa 90 kuruşunu ata verirdi. Öyle bir insandı yani. Çok atı seven. Çok şanslı bir şekilde trafik kazasında vefat etti. Anlayan, yani Allah rahmet eylesin. Aramızdan çok erken ayrılan bir sana abi, böyle çok benzer bazı huyları. Bir abimizdi. Böyle şeydir yani. Hiç fren yok yani. Evet. Öyle bir çok tat, çok sevdiğimiz bir abimiz hakikaten. Turuncu forması değil mi? Onun adına tabii koşulan bu yarış inanılmaz derecede zayıf bir program oldu. Bence bu yarış Koltu Victor'un haricinde yani Alihan, Alihan tabii ki Alihan rakibi. Ama onunla aşağı indiğin zaman 30 puanlık atlar var. Tabii ben onlar için 30 puanlıktır yapmaz diye bir şey demiyorum. Başkan ama bu toplara girmiyor ama çok iyi altılı oynar aslında. Ben atlarım koştuğu zaman Mustafa Sam'ı evet, dinlemese çok tutturacak da. Evet, orada bayağı bir kulakları sınırsız Mustafa'nın. Tabii bu ki sene çok çalışıyor. Yarışın hızlı bir yarış olacak tahmin ediyorum. Çünkü Alihan o tempoda koşabilen bir at. Koltu Victor da kazandığı son Çaldıran koşusunda göründü ki numara dahi götürüp kazanabiliyor. Yani 7 boyla kazandı o yarışı. Böyle bir şey görmedim. Tabii ki şimdi atçı gözüyle şimdi o ringi çok merak ediyorum. Nasıl gelişimini tamamlamış atlar. Gidemeyeceğiz ki, yasak. Hadi ya. Tabii padoğa gitmek şeyden yasak. Göreceğiz. Televizyondan göreceğiz. Sizin, ya yani buradaki arkadaşlarımız daha yakın. Yukarıdan buradan izleyebilirsiniz. Yani pado, şimdi padok eğerlemeye başka yani. Pado. Bir müddet idare edeceksiniz Süleyman abi. Ya ne yapayım, ederiz. Zaten buradaki en önemli şey yani kendimiz bu kurallara uyduğumuz sürece herkesin de bunlara uyacağını düşünüyorum. Nerede duracağız? Atımız için şimdi geldik. O eğer gün, atın varsa eğerlemeye de gireceksin, padoğa da geleceksin. O gün onu biliyorum. O gün atımız var. Diyelim ki bizim atımız koşuyor 8. yarışta. Birinci yarışta. Başkanın türbününe çıkacaksın. Evet, at sahipleri yani. Türbünümüz var. Biliyorum başkanım, yani nerede duracağız? Türbünümüz var, ne güzel türbünümüz bence var. Bence yani yukarıda. Bu süreçte Jockey Kulüp yani bizim buradaki arkadaşlarımıza da çok iş düşüyor. Yani ne var ne yok, çünkü biz her şeyi ekrandan göreceğiz. Evet. Ve onun yarış severi çok iyi gösterilmesi gerekiyor. Hani atlarında, padoğunda, yarışında hakikaten. Kesintisiz dip köşe. Bu dönem evet, yani Türk TCK TV için de ciddi bir sınav olacak. Ya hem onlar için olacak, hem Jockey Kulübü yönetimi için olacak, başkan için olacak. İnsanlar tepki gösterecekler ama yine insanların sağlığıyla alakalı ve camiamızın, atçılığımızın geleceğiyle alakalı olduğu için bunlar, herkesin bunlara uyması gerekiyor. Bugün son dakika gelişmesi oldu, bilmiyorum. Gördün mü başkanım, dayı sen gördün mü? Bu test, jokeylere test yapılması evet, gündeme geldi. Bize de evet, ayın 15'inde yani Apprenti Okulu'ndan Zeynep Hanım aradı. Hepimiz okul ne zaman başlayacak bilmiyorum. Hepimizi test yapıp öyle alacaklar okula. Güzel. Saat 11'de sanıyorum gelmiş jockey arkadaşlar. Yarış günleri saat 11'de bu testler yapılacak. Zaten biliyorsun abi sen de, o kitler hızlı kitler. Hemen. Bir şey daha söyleyeyim jockeyler için.
Olur alacaklar. Bu sabah jockey arkadaşlar işte mekanik çalışmak istediler. Bana ulaştılar. Ben de müdür hanımı aradım, Zeynep Hanım'ı. Böyle böyle dedim. Kesinlikle jockeylerin apranti okulunun içine girmesi hiç kimsenin yok, yasak. Çünkü aprantiler geldiği zaman herhangi bir temasları olmasın diye genel müdürümüz, genel müdür muavinimiz bize bakan Murat Bey'le Tuncay Bey, müdür hanım oturdular, istişare ettiler. Bizim at satış yerinin oradan bir kapısı var, şeyin mekanik. Oradan jockeyler girecekler, mekanik çalışmalarını yapıp dışarı çıkacaklar. Tabii ki belli saatler içinde yapacaklar. Hiçbir şekilde apranti okulunun içine geçmeyecek. Böyle bir kolaylık sağladılar. Yine bugün mü dün mü belli oldu? Galiba deklar ücretleri de artırıldı galiba. Evet. Değil mi? Evet. Oraya da bir zam, evet, bir zam geldi galiba. Görelim bir jockey kağıdını da. Burada da 150 TL'ye revize oldu. Buyur, bombaya bak. Süleyman Aklı'nın dekleri kağıdı. Başkan, hadi ne diyorsun? Nereden buldun sen? Buyur. Nereden buldun? Bende var. Ben yarın gider yaparım dekleri. Ya, doğru. Ama antrenör lisansım var. Ben bilemem abi. Bende var bunlardan. Bir koçam var. İstersen başkan verebilirim. Senin hatta hazır olduğun zaman. Özgür Kekürsün de soralım. Şimdi tabii çok sevindirici bir şey. Neden? Doğu'da binen kardeşlerimiz, yani Doğu dediğim Elazığ, Diyarbakır, Urfa, orada binen kardeşlerimiz için güzel bir şey oldu. Yani bu İstanbul, Ankara, İzmir binen jockeyler için pek bir şey fark etmeyecek ama o yörelerde binen insanlar için onlara çok bir katkı sağlayacak. Çünkü aprantiler %5'le biniyorlar. İşte dördüncüye falan indiği zaman çok ikrameler düzlü bir şey oluyor. Bakanlığın bu sıkıntıda bile jockeylere böyle bir binek parası attırması çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Tabii ki doğru bir şey. Seninle. Bunun için teşekkür ederiz. Yani doğru yapılan şeylere teşekkür ederiz. Evet. Yani en azından orada şey, ihtiyacı olan, bundan sebeplenen arkadaşlarımız olacak yani. Bir de sistemi teşvik edici bir, evet, yani bir idmana gelip at almak şu için padok iyi bir sebep. Anlatalım. Padokla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Bomba geliyor. Gündüğüne göre. Bugün zaten programın en yeni bomba. Şimdi jockey tabii bir insanın kendisini çok iyi biliyor falan, megalomanlık olur. Ben megalomanlık yapmak istemiyorum. Böyle direktif verildiği zaman tabii rakibin kim yanına gidersin antrenöründen? Bu bir taktiktir. Bunu ilk defa söylüyorum. Kulağın hep oradadır yani. Ne veriyor? Bekle mi diyor? Kaç mı diyor? Ulan şimdi... Büyük bomba. Yani, tabii büyük bomba. Yani ben de çok şeyler var ama daha yeni açıklıyorum. At sahibine mi söylerdiniz peki Süleyman'a fotoğraf ya, şimdi yok. He. Gidiyorsun, at sahibi geliyor şimdi. Şimdi oradan duyuyorsun. Kaç diyor. Bu kaçıyor. Ona göre yerini alıyorsun. Ve... Tabii ki bir avantaj yani. Ama peki ters bir taktik olabilir mi yani şimdi? Hmm. Daha önceden bunlar konuşulmuş, işte biz padokta bunlar duyuluyor, böyle söyleyelim derlerse. Öyle bir şey kesinlikle olamaz. Yani o heyecanla biz bunu söylediydik, bunu yapalım, bizi dinliyorlar falan, böyle bir şey kimsenin aklına gelmez. Yani vallahi bundan sonra en azından gelirsin. Şimdi söylemiş oldum, gelebilir. Şimdi onu söyleyeceğim. Padok'a gitsinler. Oo. Şimdi padok da tabii ki yakın. Bu dinlenmeler çok kolay olurdu benim bindiğim zaman olsa. Talip Beyler genelde türbüne yakın, uzak taraftalar. Çok tabii ya benim için çok fark etmiyor açıkçası. Yani benim verdiğim taktiği duysa da bir şey ifade etmiyor. Ben kendime göre yarış koşmaya. Benimkisi çok enteresan zaten. Bak başkanım, tabii ki senin verdiğin taktiği, senin atın bir grup yarış koşarken benim mesela duymam çok avantaj. Ya avantaj olabilir ama biraz önce atçılıkla alakalı bir şey söylediğinde benimle alakalı demiştin ya. Ben atçılıkta herhalde biraz şanslıyım. Yani geç başladım ama bayağı bir yol kat ettim. Şimdi bir anımı anlatayım. Ekrem abi rahmetli, nur içinde yatsın, Yavçay'a biniyor. Ben Flashing Star'a biniyorum. Başbakan yarışı koşuyoruz 2000 metre. Yarışın içinde hiç gitmek yok. Yavça gidecek. Ben iki gideceğim. Yan yanayız Ekrem abiyle.
girdik. Ekrem abi dedi ki ben gitmeyeceğim dedi. Ben gitmeyeceğim dedi. Ben de şimşek çaktı. Ben makinenin kapağını bekliyorum böyle. Makinenin kapağı açıldı. Flashing Star da zaten hep önünde gider. Ben nasıl gidiyor biliyor musun? Hiç arkama bakmıyorum. Ve aldım o avantajdan, yarış bitti mesela. Ekrem abi bana demeseydi ki ben geldi, vurup geldi ama yarış bitti. Ekrem abi bana demese ki ben gitmeyeceğim. Ben o gidecek diye öyle bir start almayacağım yani. Bu yarışçılıkta hep var bunlar yani. Bu dedim, bu bazı heyecanlı antrenörler vardır böyle. Bazı anlatır her şeyi duyarsın. Bazı yarışlarda belirleyici olabilir yani. Doğru söylüyorsun. Olur. Ama biliyorsun. Tabii işin esprisi de tabii bu ama. Başkanın antrenörünü duyulur biliyorsun yani. Dayı. Hı? Başkanın antrenörünü biliyorsun yani. Evet. Arap İbo. Evet. Senin en sevdiğin antrenör. Evet. Önlemlerle ilgili sanıyorum bazı tablolarımız kaldı. Yönetmenim bana şey destek. Şey var mı? Jockeyler çarşamba günü evet. Saat 10'da gelecekler. Hepsi test yapılacak. 11'de teste girecekler. 10 teste girecekler. Has saatlerde bu yuvarlakların içinde mi duracaklar? Evet. Tabii. Herkes onun içinde duruyor. Hayır, noktada duruyor herkes. Noktalar belli. 3 nokta var. İkisi. Ha, o 3 noktada duruyor. Evet, atın ilgileri biri jockey. 3 nokta. Sosyal mesafeyi. Hem o yuvarlakların içinde hem de o noktalara basacaklar. Evet, o yani. Yuvarlaktaki 3 noktada duracaklar. Çünkü temas anladım. Anlamında, mesafeyi mesafe. Koruma anlamında. Bu örnek bir çalışma olacak. Evet, çok güzel. Zaten çim pistimiz de çağırıyor. Ne zaman geleceksiniz? Bunlar da jockey odalarının son hali geldi, değil mi? Evet. Jockey odaları. Jockey odalarında sandıklar kullanılabilecek. Dolaplar o gün kullanıldıktan sonra şey çıkmak durumunda. Tekrar dezenfekte. İmparatora sormak lazım. Bu maske takmayabilecekler yarış sırasında. Yarış esnasında. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir jockey maskeyi kesinlikle takmaması lazım yarış esnasında. Bence starta kadar takmalı, yarış esnasında takmamalı diye düşünüyorum. Çünkü yarış içerisinde çok şey olacağını düşünmüyorum. Yani. Yarışın içinde hiçbir şey olmayacağı gibi. O karbondioksit geri almak geri alıyor. Şimdi havalarda çok sıcakladı. Normal sokakta takıyorsun. Bayağı bir bunalım bir de, oluyor. Bir de oradaki sarf edeceği efora bakarsan. Başkanım bir de duş falan da yapamayacak galiba. Duşlar falan da kapalı. Duşlar açık olacak, savuna kapalı olacak. Tamam, savuna kapalıysa. Duşları da ona göre ayarladılar galiba yine. Yani startın nereye kadar takmalı, oradan sonra takmamalı. Yalnız bence. Şey yapacaklarmış, eşyalarını her akşam giderken alacaklarmış. Evet. Dolaplar açık kal, dolaplar açık, dolaplar kilitlenmeyecekmiş. Senin de eşyalısını eve götürecek. Aynen öyle. O yani son derece bütün önlemler alınmış. Yarış günü sonunda kullandıkları dolabı mutlaka boşaltacaklar. Ve daha sonra orası çünkü tekrar dezenfekte edilecekmiş. Anladım. Start makineleri her koşu sonrası dezenfekte edilecekmiş. Önümdeki notlardan okuyorum. Tıpkı at sahipleri gibi yarış günü... Ben şuradan jockey arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Jockey arkadaşların eldivenle binmelerinde çok fayda var ve her yarış eldiveni değiştirmesi lazım. Olabilir. Çünkü kolanı antrenör sıkıyor. O geliyor kolana bakıyor. Çıplak elle binerse terini silebilir. Yüzüne götürebilir. Bu arada onlarla ilgili bir hafta içinde bir gelişme de oldu. Biliyorsun ceza aldığı zaman jockey antrenör evet. Veseyiz. Deklereli olduğu atlara binsin, yarı sever ve atçı mağdur olmasın diye cezaları 3. günden itibaren başlıyordu. Ama bu arada mesela o 2 gün deklenen yoksa yine beklemek mecburiyeti hasıl oluyordu. Şimdi onu beklemek mecburiyeti değil ama bunu kendisinin gidip talep etmesi gerekiyor. Lazım. Beyan ederse yani benim işte deklereli olduğum herhangi bir yarış yok, benim cezam hemen başlasın derse hemen de başlayabilecek. Ama cezasının başlayacağını nereden biliyor, o da var. Hayır, yani ceza ilan edildikten sonra sizi konuşuyoruz. Cezası tebliğ edildi. Deklereli atları biniyordu ya. Benim deklerem yok ama deklereden sonra başlıyordum. Ceza madem deklere edildi hemen yarın hayır. itibariyle başlayabilirim diye yeni bir gün kazanmış olacak. Evet. Tabii çok önemli bu da. Bir de tabii şimdi yarışseverin tarafına gelelim. Yarışsever tabii çok özlemle yarışların başlamasını bekliyor. Bunun için bir bizim yarışsever her şeyimiz. Benim tezimi her zaman söylüyorum. At sahibi ve yarışsever. Bunların bir tanesi olmazsa yarışçılık zaten yok. Onun için jockey arkadaşların yani yarış bitene kadar enseye basmamaları. Doğru. Yarışların tamamen faulsüz nizami bir şekilde starttan itibaren 5.'ye kadar ikramiye var. 5. ikramiyesinin bu 80 gün yarışçılığın yapılmasında
bir at sahibine 8 bin lira, 10 bin lira, 7 bin lira bir aylık bir bakım ücretidir. Onun için ya dördüncülüğe para vardı, beşinciye yoktu diye düşünmeyip hep kafasını beşinciye de para vardır'a egzersiz yapması lazım. Beşinciye oyun da var çünkü artık. Oyun da var. Yarış tavayla da oyun var. Evet. At sahibinin ikramiye var yani. Sayın Başkan'a sorular var. Yeni atçı kazandırmak ki bunun en temel kaynaklarından biri hiç şüphesiz ki satış organizasyonları. İki, yarışçılığı bırakma yönüne giden atçılarla ilgili de görüşlerini alabilir miyiz derler. Hani atıyorum demoralize olup. Ya şimdi ben burada yani atçılık yapıp yıllardır yarışçılık yapıp çok ciddi sıkıntılar yaşamadan yarışçılığı kimsenin bırakacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ama insanlar tabii ki artık şartlar zorlaştı. Bir atın bakımının maliyetini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da bundan sonra daha da zorlaşacak. Yani bu süreçte bunu kaldıramayıp bırakan insanlara bir şey diyemezsin. Ama bu olaylara kızıp da yani açıkçası ben yarışları ve atçılığı yani atlarımdan vazgeçmem yani. Ama bunun için geçen varsa bilemem. Demin işte Atahan'ın sorduğu yere geliyoruz. Diyor ya hani bir at sahibi belgesi almak hani bu kadar zor olmasa. İşte bence kulübün düşündüğü şey de burada şu olabilir. Yani yarın bugün hani insanlar sıkıntı yaşayacak değil de gerçekten bunları kaldırabilecek insanların atçılık yapsın istendiğinden dolayı oluyor. Onun için de yani sıkıntı yaşamıyorsa atçılığı bırakıp gidene ben hiç rastlamadım burada. Şey durumu nedir başkanım? Bu bir ara işte at sahibi belgesi alıyordu ama dernek üyesi olmuyordu. Öyle bir mecburiyet yoktu falan. Öyle şu anda çok atçı var mı? Bir de bu atçıları yani derneğimize çağıralım mı? Gelsinler mi? Yani oraya güçlendirmek. Oraya da şimdi girersek. Yok girmeyelim de hani. Hayır, ama en azından bu insanları derneğimize şöyle çağıralım şey, değil mi? Şöyle bir şey vardı. Aslında Serdar Başkan çok güzel bir şey yapmıştı. Hep dernek olarak işte at sahibi belgesinin peşine düşmüştük. Buraya seçildiğimiz günden beri bakanlığa gidiyoruz. Jockey kulübüne gidiyoruz. At sahibi belgesini bizim vermemiz gerekiyor. Çünkü dernek üyeliğinden dolayı. Başkan da çok güzel bir fikir oluşturdu. Dedi ki at sahibi belgesi alanlara derneğe üye olma mecburiyeti getirelim. Şimdi yılda bir vize yapılıyor. O vizeyi yaptıracak olanlar da derneğe üye olsunlar ki hani dernek de kalkınsın. Neticede bakın bugün şartlar o şartlar olsaydı bu derneğin zor durumda geldiği zaman belki de çok farklı pozisyonlar yaratabilirdik. Buna itiraz edenler olduğu belli bir müddet gitti. Buna itiraz edenler olduğunu söylediler. Hukuki şeye girildiğinde çok farklı sonuçlar doğrulacağını söylediler ve bu kalktı. Yani aslında bunun kalkmaması lazım. Neticede bizim derneğimize atçıların üye olması kıdem tazminatından seyislerinin fondan faydalanması anlamına geliyor. Yani bugün atçıya faydası olan bugün atçılık yapıyorsunuz. Dernek üyesisiniz. Seyisinizin başına bir şey geldiğinde herhangi bir durum oluştuğunda tamamen muhatap biziz. Ama derneğe üye değilsen bunu kendin birebir yaşıyorsun. Aslında baktığınız zaman hani neden bizim atçımız camiamızda bizim derneğe üye olmaktan kaçınır? Neden bundan şikayetçi olur? Neden bundan rahatsızlık duyar da kulüp bundan vazgeçer? Artık onu bilemiyorum yani. Ya dernekler tabii. Şimdi ona dernekler bugün olarak mesela üye abilerimizden bile biliyorsun şimdi, sen yaşadın bunları. Gelip dernekten istifa eden ama sonra oldu. Ama sonra işte tabii konuştuğumuz zaman ve gördüğü zaman bazı şeyler tekrar geri gelip üye oldular bunlar. Dolayısıyla yani derneği güçlü tutmak lazım. Bu süreç bence bunu en iyi gösteren süreçlerden biri oldu. Yani dernek ne kadar kuvvetli olursa atçı o kadar kuvvetli olur. Aynen aynen öyle. Açıkçası işte burada da birlik ve beraberlik içerisinde derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde bugün bu yarın başka bir şey. Neticede camia için uğraşıyorsak hepimizin de amacı aynıysa bu derneğe üye olmanın herhangi bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Ki anlattığım gibi faydaları da var. Neden bundan faydalanmak istemediler? Neden böyle bir konudan şikayetçi oldular? Rahatsızlık duydular? Artık onu da ben bilmiyorum. Seyislerle ilgili birkaç soru vardı. İkramiyeler belli olmuş, onu bir verelim der yönetmenimiz. Onu söyleyelim, ikramiye sahipleri daha fazla beklemesin. Linkfield'da altılık ayağın tamamlandı. İkinci altılık ayağın 20.231 lira 85 kuruş ikramiye verdi. İkinci beşlik ayağın 6.969 lira 64 kuruş.
Dörtlü ganyan 5027 lira 1 kuruş. Vay vay. İkinci üçlü ganyan 594 lira 60 kuruş verirken yedili plase 1620 lira 12 kuruş ikramiye verdi. Kazançlı kupon sahiplerini kutluyorum. Yabancı yarışları görünce aklıma geldi. Şimdi bu yabancı yarışlar oynatılmaya devam edecek. Çünkü artık bundan Türk açılım vazgeçme ihtimali yok. Burada ciddi bir gelir var ki bu süreçte mesela işte kulübün ayakta durması, personelin maaşlarını vermesi hep böyle oldu. Ama işte bundan sonraki süreçte şimdi hani yarışlarla hipodroma da gelemeyeceği için televizyon çok önemli. Yani bizim çok doğru. Türkiye'deki yarışların padoklarını falan görebilmemiz için bu yabancı yarış saatlerine de bence biraz dikkat etmek lazım. Hani çakışmalarda falan onu da bence ilgili arkadaşlarımıza hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Yurt dışı araya gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden kısa bir şekilde daha devam edeceğiz. İki saate çok yaklaşıyoruz ama önce yurt dışında bir yarış daha koşalım. Değerli yarışseverler, 5. koşu için Laurel Park'ta 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları yerliğini almayı sürdürüyor. Şimdi 11 numara Tricks To Do kullanındaki yerini aldı. Koşu başlamak üzere start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. 9 numaralı Jammer çıkıştan sonra 1,5-2 boy kadar kaybetti. Pist noktasında yaptığı ataklarla 6 numaralı American Sailor bir anda doldurup öne geldi. Liderliği aldı. Koşuya tempo veriyor. Fark 2 boya kadar çıkardı. Dış kuvvardan 11 numaralı Tricks To Do ikinciliğe sokuldu. Bariyer dibinde üçüncülükte. 4 numaralı Dan Castle var onun sarısında. 4.'de sokulan 10 numaralı oldu. Bad Goodies oldu. 1,5 boy kadar geride. 5.'liğe dış kuvvardan buralarda. 8 numaralı Love You Much gelmeye çalışıyor. 2 boy kadar geride iç kuvvarda. 5 numaralı Dupree izliyorum. Dupree'nin hemen dışında. Önlerine gelmeye çalışan 3 numaralı Isot Helm sırasıyla düzlüğe yaklaşıyoruz. 6 numaralı American Sailor koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. Fark 3-4 boy kadar. İkincilikte 11 numaralı Tricks To Do var. Dışarıdan Chris Afgan, 4 numaralı Dan Castle'ın bariyer dibine dalan 5 numaralı Dupree'nin ataklarıyla son metreye doğru yaklaşıyoruz. Bariyer dibini tercih eden 6 numaralı American Sailor koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. İkincilikte 11 numaralı Tricks To Do var. Pist noktasından 8 numaralı Love You Much'ta gelmeye çalışıyor. Ancak son yüze doğru yaklaşırken farklar azalmış olsa da 6 numaralı American Sailor koşunun lideri dışarıdan 1 numaralı Completed Pass geliyor. 11 numaralı Tricks To Do geliyor. 6 numaralı American Sailor rakiplerine direniyor ve koşuyu kazanıyor değerli yarışseverler. Çıkıştan kısa bir süre sonra öne gelmiş ve temposunu rakiplerini kabul ettirmeyi tercih etmişti 6 numaralı American Sailor. Bu avantajını koşunun son metrene kadar taşıdı. Sonlarda fark azalmış olsa da koşuyu 6 numaralı American Sailor kazandı. Dışarıdan 1 numaralı Completed Pass gelmişti. Bariyer dibine yakın 11 numaralı Tricks To Do. Takipteki isimdi. Ortada 8 numaralı Love You Much vardı ancak 6 numaralı American Sailor bu üçlünün ataklarına karşılık vererek koşuyu kazanmayı başardı. Gayri resmi olarak 6 numaralı Safkan kazandı. American Sailor ve 5. koşuyu böylece tamamlamış oldu. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Atan abi. Vallahi ben soracaklarımı sordum başkana. En son finalde bir kapanış için. Tamam, daha kapanışa doğru gideceğiz. Seyislerle ilgili bir katkı var demiştim. O zaman ben devam edeyim. Seyislik belgesiyle ilgili sesimiz olur musunuz? Sayın Başkan konuyu biliyor derler. Yıllardır seyis olup seyis lisansı alamıyor mevcut şartlardan. Okuryazarlık belgesi de ne yazık ki kabul edilmiyor. Büyük eküriler diye nitelendirdiğimiz çok atlı ekürilerde lisanslı seyis aradıkları için mağduriyetimiz var. Dile getirmişsiniz derler. Tabii ki bununla ilgili bizim yapabileceğimiz ne varsa... Dernekte Turgay Başkan'a ya da Kamil Bey'e uğramaları yeterli olur. Ben de haftanın 3 günü oradayım. Ne zaman isterlerse gelebilirler. Biz ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Tabii ki ilgileniriz. Ne demek? Süper. Seyis arkadaşlarımıza da. En azından bu kapsamda olan seyis arkadaşlarımıza yani mesajlarına yani şu anda bizim için seyislerimiz dışarıda hani bu olayda biraz önce dediği gibi böyle unutulmuş bırakılmış değil. Onlar bizim için çok önemli. Olmazsa olmazımız yani. Yani biz bütün insanlar son şeyini parasını oraya yatırıp atın onlara teslim ediyor. Yani onlar bizim her şeyimiz yani. Onlar da tabii ki her şeylerle biz ilgileneceğiz elimizden geldiği kadar. Sevgili Onur Dilbaz'dan bir soru var. Başkanım der ki siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış simaların camiamıza daha fazla katılması için neler yapabiliriz ki şu anda bir alanda... şey şu anda bir şey yapamayız. Çünkü baktığınız zaman hani yaşamış olduğumuz bu durumlara göre baştan beri hepsini saydığım biliyorsunuz ama tabii ki yani bu süreçte böyle bir yapı olsaydı biraz daha hareket edebilir ya, miydik? Tabii ki şimdi bizim alanımız geniş olursa hareket alanımız çok farklı şeyler yapabiliriz. Ben her zaman da çok güzel bir soru. Ondan yanayım yani. Buraya yeni açıların gelmesi, bilindik, tanındık insanların buralarda olması
Hem ki bu yönde de çok sayıda misafiriniz görüyoruz. Yani misafir olarak geliyor. Burada atçı olan arkadaşlarımız da oldu bununla alakalı. Ama başımıza çok talihsizlikler son dönemlerde bu olaylar oluyor. Dolayısıyla inşallah bunları da aşarız ve çok farklı bir şekilde bomba gibi geliriz. O zaman hazır oraya gelmişken sohbet, Öztürk ekürüsünü soruyorlar program başından beri. Tabii merak ettiklerini ben sorayım. Tayyip Han, Talip Han. Şimdi atçılık, ben şöyle biraz önce Süleyman abiyle konuşurken de onu anlattım. Atçılık da çok daha önce geldiğimde anlatmıştım. Ben atçılıkta hani geç başladım ama çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hissiyatlarıma çok güvenirim atçılıkta. Bu atçılığın dönem dönem olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli yani aynı tempoda gidemezsiniz. Yarış içinde olduğu gibi bazı hani beklersiniz, sonradan gelirsiniz. Bazen önde gidersiniz, getirirsiniz. Ben biraz hızlı bir giriş yaptım ama tabii ki dediğim gibi yani bu bir şans işidir ya. Bir dönem dönemdir. Yani ben 50 liraya at aldım, şampiyon çıktı. Bilmem kaç para verdim, at aldım. Bir kere koştum. Yani öyle baktığınızda, ama geneline baktığınızda çok başarılı şampiyon atlarımız çıktı. Ama bugün sessiz olabiliriz ama yarın belli olmaz. Yani bu arada safkanlardan bildiğim kadarıyla Tayyip Han'da bir sıkıntı oldu. Evet, onda bir sıkıntı oldu ama isminden dolayı ondan vazgeçmiyorum. onu ayırdım bir kenara. Yani onu Erzincan'a, Menderes Karagül kardeşime gönderiyorum. İlla dedi bu isimdeki... Onun alınışı da enteresan bir şey oldu değil mi? Benim başkan olsun dedi. Ha, onun alınma olayını da biraz önce dernekte aslında buraya gelmeden önce konuşmuştuk. Bir iftar yemeği. İftarda, evet, her sene diyorsun. Dernek olarak iftar yemeği veriyorduk. Atağın falan hep beraberdik. Talip Han'ın ilk bir tayı var. İşte bunu dedi, evet, hani erkek. Arkadaş da dedi bırakıyor, yurt dışına gidecek. Erkek tay dedi. Bunu alır mısın dedi. İlk tayı mı? İlk tayı. Başkanım, tamam. Hasan Bey'deydi değil mi? Önce anneyi ben aldım. Evet. Önce anneyi ben aldım. Celaloğlu Ülkesi Ahmet Bey, Ahmet Celaloğlu'na. Yani tayı da teklif ettiler. Yok dedim, biz dedim kendi yetiştirmediğimiz bir atı koşmuyoruz dedim, siz aldınız. Onun sebebi Atağan'dır. O bana çünkü yönlendirdi. Onun arkadaşıydı. Hemen aradı. Orada hiç görmeden telefonda aldık. Onu diyecektim. Hemen aldık. Hatta Mustafa Sav vardı. Kulakları çınlasın. Gökhan Gül vardı. Mutlu abi vardı. Mutlu abi. Gökhan abiyle Mustafa Sav dedi ki abi yarın bir görelim. Atayı görelim. Ben dedim yok. Sizin yani. Yok. Görmeye gerek yok. Tamam. Hep beraberdik. Evet, doğru. Evet, beraber çok da güzel bir çok ama tesadüf. Çok şanssız bir at. Yoksa çok bence de bir yani. Çok iyiydi. De çok şanssız. Hakikaten o 3 tane kafadan kazandığı yarışlarda yok, falan doğru, baktığınız doğru. Zaman. Yılın tayı yani. Bir de Aygır'ı da çok geliştirecek bir anlamdaydı ama kısmet işte. Çok da uğraştım. Ben o kadar mücadele de vermem ama hem öyle bir alınış şeyinden hem isminden dolayı vazgeçemedim. Hala da vazgeçmiş değilim. İnşallah Menderes kardeşime yollayacağım. İnşallah artık adını devam ettiririz. Bizde de mesela iki tane kısrak kardeşi var bizde. Değil mi? Tabii. Şahuri mesela kardeşi. Şahuri kardeşidir Talip Han'ın. Yani şu anda 3 tane kaldı. Bir Talip Han var Arap biliyorsunuz Arap. Aygırımız. 2 tane de İngiliz tayımız var. Yani yavaş yavaş bakacağız. Dediğim gibi yarın ne olacağı belli olmaz açılıkta. O zaman o hani hazır Öztürk ekürüsü konuşulmuşken daha önce de flash transferleriniz de vardı. Hem Gazi yolunda mesela son hamlede aldınız ki sonrasında da çok bahsettiğiniz şimdi sansasyonel transferler de vardı. Şimdi genelde öyle oldu aldığımız atlarda baktığımız zaman taylarda. Ben hani hissiyatlarımla aldığım atlarda hep başarılı oldum. Ama bir tane araya bir dayatmalı bir şey girdiydi. Gazi'ye çok az bir zaman kalmıştı. Çok ısrar edildi falan. Çok hani detaya girmeye gerek yok ama bir araya öyle bir şey karıştı. Evet, bir tane bir sıkıntı oldu ama diğerlerinde de yani her zaman vermiş olduğum paranın karşılığını hem maddi hem manevi çok muhafak büyük heyecan duyarak hep aldım yani. Hep aldığımı düşünüyorum. Üst üste jenerasyonlarda. Evet, aldığımı düşünüyorum ki dolayısıyla daha önce buraya 3 kere gelmemizin sebebi atlarımızın başarılı olması ve kazanmasıydı yani. Vallahi çok sayıda soru var. Yarışseverlerin de affına sığınalım ama bir kere hani övgü kısımları çok yoğun olduğu için o kısımları geçiyorum. Kısrak satışı düşünülüyor mu yetiştiricilerimiz için diye sorulmuş. Tabii yani, satış organizasyonlarının farklı versiyonları da soruluyor. Şimdilik biz işte tay satışlarını anca yapabiliyoruz. Onlara da sıra gelir bir gün tabii ki, böyle talepler bizden olduğu sürece biz değerlendiririz. Yani atçımızı, camiamızı için böyle şeyler olabilir yani. Ama bunlar tabii taleple olur bunlar. Bizim talep etmemizde değil yani.
Bana çok geliyor soru da bakamıyorum artık. Yani. Ben de yani kendi şahsi çünkü telefonuma göre. Çünkü detay konular var. Bana başkan tek tek cevap vermesi mümkün değil. Şimdi toparlama adına ben şunu sormak istiyorum Sayın Başkan'a. Türkiye Jockey Kulübü ile söylemlerinize şunu anladım. Hakikaten omuz omuza giden ve siz sanki şöyle söylediniz. Belli bir yerden sonra böyle olması gerekiyordu ve biz tam anlamıyla ortak hareket ettik. Bu süreç için Türkiye Jockey Kulübü, Sayın Başkan Serdar Dalı, profesyonel kadro, bilmiyorum yani nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Ya şimdi her şeyden önce bu süreçte mücadele eden herkesin emeğine sağlık ama tabii ki Jockey Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve yönetim kurulu ve camiamızdaki ileri gelen atçılarımızın herkesin vermiş olduğu bir mücadele var ama Serdar Başkan'la konuştuğumuzda dışarı çıkılmıyordu. İşte telekonferans, toplantılar, neler yapılabilir, hani ne gibi mücadeleler edilebilir anlamında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Gece 1'de 2'de yeri geldi. Benim sormam gereken olursa ben aradım. Onun sorması gereken olursa o aradı. Yani öyle oldu, böyle oldu. 10 Haziran'da yarışlar başlıyor. Ben Sayın Başkan'a ve Yönetim Kurulu'na, Serdar Adalı Başkan'a ve Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu bu mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Yani demin dediğim gibi bizimle alakalı beğenilir, beğenilmez. Zamanı geldiği zaman herkes gelir, çıkar. Beğenmeyen arkadaşlar daha iyisini yapmak için gelirler, kendileri yaparlar. Ben ya bu bayrak yarışıdır. Başkanım. Ben dernek başkanı olarak ve arkadaşlarım Recep Avşar, Şevket Başkan, onlara da çok teşekkür ederiz. Bir mücadele verildi. Neticede amaç yarışların başlatılmasıydı ve bugün başlanıyor. 10 Haziran'da yarışlar başlıyor. Ben başta Serdar Adalı ve yönetim kurulu olmak üzere iki dernek başkanı arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Bu süreçte yani hep birlikte hareket edip bu olaylara destek verdikleri için ve birlikte hareket etmemize müsaade ettikleri için hepsine çok teşekkür ederim. Vallahi ağzınıza sağlık. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yani ayrıca size de teşekkür ederim. Yani güzel bir programdı. Yani ben keyif aldım açıkçası. Hep biz de çok keyif aldık. Umarım inşallah siz de izleyiciler de keyif almıştır. Yani belki biraz fazla açık konuşmuşuzdur. Rahatsız olan insanlar olmuştur ama doğru düşündüğümüz şeyleri de söylemek zorundayız. Doğru yapılan şeylere de zaten hep doğru diyoruz ama bir kere daha söylüyorum. Atçılık ve bu camia sahipsiz değildir. Yani mutlaka hak ettiği değeri de bir gün görecektir. Ben ona inanıyorum. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Sizin Atan abi toparlamalarınızı alalım Süleyman abi. Vallahi güzel bir program oldu. Başkan tabii bugün hem nalına hem mıhına güzel konuştu. Zaten onun karakteri de öyle böyle konuşuyor. Başka bir şey de yapması da mümkün değil. Müsaade etmiyor çünkü karakteri. Dediği gibi belki mesajlar verildi buradan bazı yerlere ama atçı da hakikaten çok zor günler geçirdi. Yani kolay günler geçirmedi. Ama bence her yaşanandan mutlaka herkes bir ders çıkarıyor. Bütün camianın da çıkartacağı bence çok dersler var. Yani kulüpler, kulüp, dernekler, atçı, herkes bundan bir ders çıkarıyor. Bundan sonraki süreçte de bunların hepsi bizim için büyük bir tecrübe oldu diye düşünüyorum. İnşallah böyle günler olmasın da bu tecrübelerden yararlanmayalım ama tabii zaman ne gösterecek kimse bilmiyor. Başkana tekrar teşekkür ediyoruz geldiği için. İzleyicilere de İçimizde ne yaşarsak yaşayalım. Evet. Ama dışarıda birlik ve beraberlik. Bravo başkan. Bu arada spor camiası, sanat camiası dedik. Hemen Fenerbahçe'de bir dönem tabii futbol oynamış. Şu anda da Kasımpaşa'da sportif direktör olarak görev alan. Serkan mı? Serkan abinin çok selamları var. Halı saha maçı teklif ediyorum. Canlı yayında söyler misin diye. İddialıyız Serkan abi. Gel sen Kuvaresma falan toplanın gelin. hiç sıkıntı yok. Hazırız. Hazırız. Süleyman abi. Valla işte dedik ya bizim çarşamba bayramımız. İple çekiyoruz bayramımızı tabiri caizse. O en güzel bayram 30 Ağustos'ta olacak galiba. Herhalde tabii. Evet. O gün çifte bayram. Evet, çok özel bir bayram. İnşallah. O döneme biraz seyirci biraz atçı da biraz daha rahat hipodrom için hareket edebilir hale gelir inşallah. İnşallah. Daha güzel bir bayram olur. Çok sayıda katkı vardı. Bir kısmını okuyamadık. Ben de Sayın Başkan Talip Öztürk'e teşekkür ederek kapanışa gideceğim. Zira daha önce programlarda beraberdik değerli abimle. Hep safkanlarının ve ekürlerinin başarılarını konuşmuştuk. Bu kez dernek başkanı olarak bizimle beraberdi. Açıklamalarıyla sanıyorum gündeme damga vurdu. Hem ekürlerinizin başarıları hem de sizin yöneticiliğinizle ilgili nice programlarda beraber olmak ümidiyle teşekkür ediyorum ben de. İnşallah ne zaman davet ettin o zaman geldim. Problem yok. Ben çok teşekkür ederim dediğim gibi.
Bütün bize bu soruları soran arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Kulağınızdan al sesi, yüreğinizde at sevgisi eksik olmasın ve bu yayını sizlere ulaştıran TCK TV ekibi başta olmak üzere Tay TV ile ortak yayında bizi ekranda takip eden hepinize selam ve saygılarımı ileterek hoşçakalın demek istiyorum. Haftaya yarışların analizinde bambaşka bir farklı analizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.